yeni bir yıla başlıyoruz. 2022'de sizlerin karşısındayız. İlk programda sizlerin karşısındayız. İnşallah iyi bir yıl olur her anlamda. Hepinize öncelikle sağlık diliyorum. Huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Ekonomik olarak da biraz sancılı günlerden geçeceğimiz şu günlerde dayanışma çok çok fazlasıyla önemli. Dolayısıyla birlik dayanışma günü biz de bu programda bize başvuran ailelere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Yine onlarla Şahin ailesiyle birlikteyiz. Konya'dan gelen sevgili Şahin ailesiyle birlikteyiz. Çok değerli uzmanlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte yine onlara yardımcı olmak için ve diğer bize başvuran mağdur ailelere yardımcı olmak için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Emekli Cinayet Büro Polisi Orhan Kemiksiz, Avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber sizlerin karşısındayız. Bugün dikkatinizi çekmiştir belki, seyirciyle yayına başlamadık, girmedik. Çünkü koltuklarımız boş, hatta Aslı da gösterebilir o koltukları sevgili yönetmenim. Çünkü biliyorsunuz özellikle İstanbul'da bu hangi yeni varyantın adı neydi? Omikron. Omikron. Omikron varyantı nedeniyle benim çevremde o kadar çok insanda COVID var ki biz de şimdilik bir ay boyunca seyircilerimizi burada ağırlamayacağız. Siz ekran başında değerli izleyicilerimiz bizimle birlikte olacaksınız. Çünkü COVID önlemleri gereği kendi önlemlerimizi, kendi kısıtlamalarımızı kendimiz yapma kararı aldık. Lütfen siz de evinizde ne olur çok çok dikkatli olun. Çünkü çok hızlı yayılıyor ama yani haberlerde ve hekimlerden duyduğumuz kadarıyla daha hafif seyrediyor. Ama henüz bilimsel olarak da bu da kanıtlanmadı. Ne olur kendinize dikkat edin. Ben iki Sinovac olmuştum. Bir BioNTech oldum. Diğer dördüncü aşımı da Allah izin verirse Cuma günü gideceğim. Dördüncü aşımı da olacağım. Aşı karşıtları var. Onlara da tabii bir anlamda saygı duyuyorum ama anlamakta da zorlanıyorum. Şimdi biz aşılarımızı olduk. Kendi çapımızı, önlemlerimizi de aldık. Elimizden geldiği kadar da sizlerin karşısında olup ailelere yardımcı olmak için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Çünkü sağlıklı olalım ki size bu yayınları yapabilelim. Şahin ailesinin örneği yardımcı olabilelim. Sevgili Ümmü ve sevgili Yavuz, nasılsınız, iyi misiniz? Ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar. Biliyorum yani oğlunuzun evladınızın kaybolması üzerinden neredeyse 2022 4 Nisan'dan itibaren 6 yıl geçmiş olacak. Bugün çok önemli tanıklar var. Özellikle Yavuz başından beri söylüyor. Biz onun ilanlarını çocuk kaybolduktan sonra Sedirler Caddesi'nde astık. Fakat birileri orada o ilanları yırttı dedin ya. O caddeye gittik, hatta orada fırının önünde Yasin'i görenler var. Onu da birazdan konuşacağız hepsini. Ben bir anonslarımı yapayım. Celal burada olacak. Komşu Celal'le konuşmadığımız şu ayna meselesi var. Tavana bir ayna asılmış ya. O ayna meselesini bir konuşacağız. Bütün gün bahçede babası hepsi oradalar. Gerçi Celal orada yok. Nasıl çocuğu görmüyorlar? Ben de onu anlamadım. Sabahtan akşama kadar orada hiç görmedik biz diyor. Duymadık, görmedik diyor. Öte yandan Yavuz'un ablası ve Ümmü'nün görümcesi Ayşe canlı yayında olacak. Ayşe'nin Ümmü'yle ilgili iddiaları var. O günle ilgili ve o günden sonrası ve öncesiyle ilgili iddiaları var. Konuşacağız. Bu arada Yavuz senin yengen, bu Sedirler Caddesi'ndeki olayları biliyor. Abim galiba yayını bağlanmak istememiş. Saygı duyuyorum ama Fatma Şahin yengen o gün neden çocuğun ilanlarını acaba yırtma ihtiyacı duydu? Niçin orada? Senin kız kaçırdığın bölge o Sedirler Caddesi'nde, o bölgedeymiş. Birinin kızını kaçırmışsınız. Ya o öfkeyle ama neden çocuk aranıyor? Niye çocuğun ilanları acaba yırtıldı? Gerçekten çok enteresan, konuşacağız. Ama bu arada biz şimdi bazı kişileri konuşuyoruz, bazı iddiaları gündeme getiriyoruz ama adım adım gidiyoruz. O dönemde jandarmanın şüphelendiği bazı isimler var. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde sizleri şaşırtan bazı tablolarla karşı karşıya kalabiliriz, seyircimizi ve sizleri. Öte yandan bir aile yine, daha doğrusu bir anne burada bizimle birlikte, evladı kayboldu. Daha doğrusu Tuana'dan bahsediyorum. Tüm İstanbul onu arıyor. Tuana'nın annesi burada bizimle birlikte. Ülviye Hanım burada bizimle birlikte. Anneanne de gelecek. Zeynep Hanım da ilerleyen dakikalarda gelecek. 17 yaşındaki yine bir kızımız. Ekranda görüyorsunuz bütün İstanbul şu anda Tuana'yı arıyor. Dün annesini aramış ve annesine tek başına yaşamak istiyorum gibi bir ifade kullanmış. Ama annesi kızının can güvenliğinden endişe ediyor. Çok da çok da güzel bir kızınız var. İnşallah yani sağ salim sizi evladınıza kavuşturabiliriz. Çok zor. Kız çocuklarına ne oluyor ben gerçekten anlamıyorum ve acayip çok üzülüyorum yani. Ne oldu, sabırlı olun. Bütün emniyete şu anda çalışıyor. Bu yayınlarda sizin emrinize amade. Biz elimizden geldiği kadar bu yayınlarda göstereceğiz. Belki sizi izliyorsa, kızgınsa sizin ona seslenmeniz onu etkileyebilir. Bu yayınlarda öyle. Belki de ona değer verdiğinizi görmek istiyordur.
bu yayında ona değer verdiğinizi fazlasıyla gösteriyor. Biz de ona değer veriyoruz. Sevgili Tuğan'la ben şimdiden göstereyim. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Sevgili Tuğan'ı bizi izliyorsan ya da Tuğan'ı tanıyanlar şu anda onu alıkoyuyorlarsa bir yerde. Lütfen yani eğer alıkoyuyorsanız 17 yaşındaki bir çocuğu suç işliyorsunuz. Tuğan'dan lütfen annene kızdıysan özgür yaşamak ayrı yaşamak değildir. Özgürlük başka şeylerde aramak lazım. Sana da lütfen ne olur bize ara. Eğer emin ellerdeysen bir yerdeysen hiç olmazsa sesini duyalım. Seni ailenle kavuşturalım. Ama önce sevgili Yasin'le başlayacağız. Yasin'in başına Konya'da Akören'de ne geldi? Komşulardan biri mi başına bir şey getirdi? Anne Ümmü ben asla böyle bir şey yapmadım çocuğuma diyor. İddialar yine havada uçuşuyor, çelişkiler havada uçuşuyor. Geçen haftayı, daha doğrusu geçen yılı, Cuma gününü bir hatırlayalım. Hemen yeni yıla başlayalım. Yasin kayboldu. Gözler anne Ümmü'nün üzerine çevrildi. Sen Yavuz'u cezalandırmak için belki çocuğa bir şey yapmış olabilirsin. Hayır Didem abla. Çocuğa bir şey yaptığından değil. Sürekli sen annelik yapamadın. Sen çocuğa bakamadın. Sen şusun, sen busun. Dendiği için sürekli ben o yüzden yoksa hiçbir şeyim yok Didem abla. Ya ben onun için çok uğraştım Didem abla. Ben onun öyle başına bir şey getirecek olsaydım hastanede bırakır kaçardım. O gün acaba ikinizin de bana söylemediği ya da bir gün öncesinde ya da bir hafta öncesinde siz aranızda çok şiddetli bir tartışma oldu mu? Ondan bir iki hafta evdesiydi. Çocuk kaybolmadan bir iki gün evde falan tartışmadık. Keşke o kaybolmasaydı ben ölseydim. Ben 6 senedir ölüyorum. Onu biliyor musun? Suçlanan komşuların anlattıklarıyla ilgili çelişkileri vazgeçme ortaya çıkardı. Septik çukurunu iki yıl önce kazdılar o gün. 2 yıl önce kazdık. Ceylanlı diye bir taş kırdık işte. Diyor ki evin bahçesinde bulunan tuvalet çukuru foseptik çekilerek boşaltıldı. İşte bakıldı ama tabii eskisine bakıldı mı açıldı mı orası. İkisini de incelediler. Foseptiği genişletme 2 yıl. Ama jandarmanın tutanaklarında da o gün yaptığınız söyleniyor. Yok hayır o ifadesinde, Ramazan'ın ifadesinde. Hayır orada yanlışlık var. Yeni foseptik çukuru açmışsınız ve Mustafa Bey konuşsun. Hayır yalan. Ama jandarma yalan mı söylüyor gözünü seveyim. Komşu Celal'in ses kayıtlarındaki sözleri şüpheleri çoğalttı. Sen kardeşin Ramazan'ı arayıp neden diyorsun ki seninle röportaj yapmaya gelecekler? Biz hiçbir şey görmedik tamam mı başka laf etme diye neden konuşma yaptın terkinde bulundun? Şu ayna meselesinde espriler yaptı ya abla. O yüzden saçmalama doğru dürüst cevap ver demek istedim ben onu. Mantıksız dünyaya testten seyrediyorum demesi mantıksız. Ben ona göre uyardım onu. Bizim bir suçumuz bir şeyimiz yok bizim vicdanımız rahat. Bir şey görmedik tamam mı niye diyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Evet iddialar böyle yine havada uçuştu çelişkiler Celal'in çelişkileri yani Allah Allah ben öyle mi konuştum diye Şevik ailesi söylüyor. O zaman öyleydi biz tam hatırlamıyoruz jandarmaya sürekli bir şey var eleştiri İtham var. İtham da bırakıyorlar. Evet yani jandarmayı zan altında bırakıyorlar bırakılamazlar da yani verdikleri ifade her şey ortada yani imzalayarak bu işi yaptıkları da ortada. Ama nedense bu kadar çok çelişkili konuşmalarını anlamıyorum. Yavuz senin komşun Celal birazdan konuşuruz ama. Yani benden şüphelenecekler, benim ailemden şüphelenecekler diye panik olduk. O panikle işte ben kardeşim Ramazan'a aman konuştuklarına dikkat et dedim. İşte biz de öyle çelişkili konuştuk. Onları korumak için öyle yaptım diyor. Öyle mi gerçekten sence? Olmaz dedim abla ya. Ya insan bana çok mantıksız geliyor yani. Ama onları en çok senden daha çok Ümmü tanıyor. Çünkü senden daha çok Ümmü o eve girip çıkıyor. Değil mi Ümmücüğüm? Yok. Niye böyle konuşuyor Şevik ailesi bilmiyorum, sence? Bilmiyorum Didem abla girip çıkma meselem konuştuğumuz dönemdeydi. Öyle bir gidip gelme samimiyetliğim yok. Ya onlar diyorlar ki 10 yıldır diyor aramız yok. Zaten doğru düzgün iyi değildi diyor. Yok, yani Yavuz'un babasıyla yani Mustafa Bey ile çocukların babasıyla arası iyi ama. Fakat şeyle yani çocuklarla arası çok iyi değil. Onlarla zaman zaman gerginlikler yaşamışlar. Yani bu kadar gerginlik yaşayan, özellikle Durane Hanım çok fazla Yavuz'dan hoşlanmıyor. Mesela Akile Hanım'dan çok fazla Sayın Kayınvalide'nden hoşlanmıyor. Sen onları daha iyi biliyorsun. Niye bu kadar çok panikler? Yok dedim abla, görüşüyordu. Gelip gittiğinde şey yaptığında buna anlaştıkları zaman dua ediyordu. Araları bozulduğu zaman da yayında gördüğün gibi ağzından çıkan kulağı duymuyordu. Öyle biri. İnsan hem bir yandan dua edip bir yandan ağzından çıkan nasıl i̇şte kulağı kendine, duymaz? Kendine sor dedim abla, öyleydi o. O kadın hep öyle, bir bize değil. Köyde
zıt gittiği kişilere aynı böyle davranır. Bir bize geçerli değil. Ama bir şey söyleyeyim. Zıt gitmediği tek kişi sensin o aileden. Biliyorsun değil mi? Farkındasın. Yok dedem abla değil. Şey diyor, ümmü geliyordu bize işte çay kahve içiyorduk, ekmek yiyorduk birlikte falan diyor. Ama Yavuz için ya da Akil Hanım için böyle bir şey söylemiyor. Evin önünde yaptık hocam. Hayır, daha samimisin derken Didem Hanım. O yüzden diyor yani sen Yavuz ve Akile'ye göre daha çok gidiyorsun oraya. Doğru mu? Yok hocam, çok gidip gelmez nedenim şu. Evin önünde oturduk, tamam, Şükrü teyze dediğimiz bayan ebeyle beraber oturduk, evlerinin önünde içtik, çay içmedik değil, ufak tefek bir şeyleri yaptık. Ama evlerinin içine ben girmedim. Yavuz, senin aklın çok karışık. Çok karışmış senin aklın. Hı? Ben de karışıklık yok dedim ama. Dalıp dalıp gidiyorsun. Hayır, ben bunun söylediklerini dinliyorum da. Ne düşünüyorsun? Birazdan Celal'i çağıracağım ama onun öncesinde başka bir şey yapacağız. Ümrün anlattıklarını ve konuştuklarını duyunca kafandan bir şeyler geçti. Ne oldu? Yok dedim ama ya ben şimdi o tarafı da düşünüyorum, bunu da düşünüyorum da. Hı. Ben onu düşünüyorum yani, acaba olabilir mi diye de değil. Ne olabilir mi? Yani gidip gelmese şey olabilir mi? Gidip gelebilir mi diye düşünüyorum da gitmez. Yani gitse bile öyle bir iki defadır. Öyle sürekli değildir bak. O konuştuğumuz dönemlerdeydi. Çünkü gönderdiği zaman Mustafa abi çağır, bir şey olacağız dediğinde gidip çağırıp dönüyordum dedem abla. Öyle girip oturmuşluğum veyahut da bir çay içmişliğim evlerinin içine yok. Dur anne, doğru söylemiyor mu? Yalan mı söylüyor? Yok dedem abla. Nasıl, Celal gelsin bir daha konuşuruz ama ben şu Sedirler Caddesi'ndeki olayı çok merak ettim. Sedirler Caddesi'nin şeyi görelim. Senin yengeni Fatma Şahin'i bir canlı yayında görelim. Fatma Hanım'ı bir görelim. Yavuz'un kardeşi Dursun'un eşi. Fatma Hanım merhabalar. Tamam. Merhabalar. Teşekkürler. Aslında sizin eşiniz bazı şeyleri biliyor. Hayırlı yayınlar. Siz de biliyorsunuz. Dursun Bey de biliyor ama Dursun Bey nedense ekrana çıkmak istememiş. Öyle bir tercihte bulunmuş. İştedir belki Didem abla. Yok yok ama. Çıkmak istememiş. Anlamadım yani. Olabilir. İşte Didem Hanım. Neyse, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Yani ama siz de her şeyi biliyorsunuz. Şimdi o biz caddede, Sedirler Caddesi'nde yaptığımız... Beraberdik zaten. Ha öyle mi? Tamam. O caddede yaptığımız çekim bir ekranlarınıza gelsin. O caddede Yasin kaybolduktan ne kadar süre sonra afişler basıldı Yavuz? Asıldı ya şeyler. Ya kaç hafta sonra o yırtılma? Hafta değildi değil mi abla? İkinci gün müydü? Hemen. İkinci günü herhalde. Sizin eve ne kadar uzaklıkta orası? Bize 90 kilometre. Biz köydeyiz. Orası şehir merkezi. Şehir merkezinde afişler asılıyor. Tabii. Afişler, yani çocuk kaybolduysa bizi arayın. Abim zaten afişleri asan. Evet. Ve o sırada da bir süre sonra o afişler orada yırtılıyor falan. Aynen vesaire. Öyle. Ben onu bilmiyordum. Sonradan öğrendim yengemgilden. Tamam. Orada yaptığımız Sedirler Caddesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi'ymiş. Karatay'a bağlıymış orası. Karatay ilçesi galiba Konya'nın. Evet. Karatay. Caddenin adı Sedirler Caddesi. Mahallenin adı da Hasan Dede Mescit Mahallesi. Şimdi orada neden Yasin'in, işte kaybolan Yasin'in işte şeylerini, afişlerini yırtma gereğini duydular. Bir kişi, iki kişi... bu yırttı. Bazen öyle yani dengesiz tipler oluyor ya. Yani. Atıyorlar, yırtıyorlar, çiziyor. Ama yoksa bilinçli bir hareket mi? Biraz baba bilinçli bir hareket olduğunu düşünüyor. Yavuz da öyle, abisi Dursun da öyle, yengesi Fatma da öyle. Orada yaptığımız çekimi Kubilay muhabirimiz oradaydı. Bir ekranlarınıza getirelim hemen. Orada Yasin'in kayıp ilanları tek tek kayboluyor. 4 Nisan 2016'da Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu köyünden kaybolan Yasin Şahin için Konya'nın muhtelif yerlerinde ailesi duvarlara ilanlar astı ve işte o ilanlardan bir tanesi de Sedirler Mahallesi'ndeydi. Aile birkaç gün sonra ilanların asıldığı bölgeden geçtiğinde ilanların işte aynen bu şekilde dikine şekilde yırtılmış vaziyette olduğunu gördü. Birkaç gün sonrasında yeni asılan ilanların yine aynı şekilde yırtıldığını görünce şüphelenmeye başladılar. İlanların yırtıldığını gören aile ilanları yeniledi. Tekrardan yeni ilanları astı. Yırtık ilanların sırrı ne? Kayıp Yasin Konya merkeze bağlı Sedirler Mahallesi'ne hiç getirilmiş olabilir miydi? Bu ilanları kimler yırttı ve neden yırttı? İşte bu soruya aile yıllarca bir yanıt aradı. Ancak aradan geçen 6 yılın ardından henüz bir yanıt bulunamadı. Gizemli ihbarcı Yasin'i orada gördü. Bölgede araştırma yapmaya devam eden aile... Arkada görülen Karatay Hasan Dudu Aş evinden çıkan bir kadının beyanıyla heyecanlandı. Çünkü o kadın bu ağacın dibinde Yasin'e benzeyen bir çocuğun cipslediğini söyledi. Aile burada 15 gün boyunca aramalar yaptı ancak bir neticeye ulaşamadı.
Yasin'e çok benzeyen bir çocuğu orada görmüşler. O çok enteresan. Yani birkaç gün sonra Yasin'in kıyafetlerini falan da anons etmişler. Üzerindeki elbiseyi tarif ettiler dedim abla. Yani üzerindeki yırtığının şeyini Varasya tarif etti. Ben bile hatırlamıyordum yani o çocuğun o şekilde giyindiğini. Ne oldu Emmi? Ne oldu? Ne geçiyor aklında? Amaçsız olamaz Didem abla. Amaçsız olamaz. Çocuğunu bir amaç için öldürdüler diyorsun. Fotoğrafların yırtılması bir amaç. Ya da kaçırdılar. Şekilsiz olamaz Didem abla. Niye yırtılsın? Kim ne için yırtsın? Bir çocuk aranıyor orada değil mi? Neden yırtsınlar yani? Şimdi ben Fatma Hanım'la konuşayım. Neler gördü, neler bir de bize anlatsın. Fatma Hanım, o afişleri siz mi astınız orada kocanızla beraber? Bize bir anlatır mısınız lütfen? Evet, biz bir oraya asmadık. Her yere asmıştık. Yani bir hafta boyunca her yeri gezdik. En son oraya geldiğimizde bir hafta sonra tekrar 3 gün sonra vardık. Ortasından yırtmışlar afişi. Tekrar bir daha astık. 2 gün sonra vardığımızda bir daha yırtmışlar. Ama kim yırttı, niye yırttı bilmiyoruz. Okulun önü olunca biz dedik acaba buna çocuklar mı yırttı? Yani bir tane mi afiş? Görmedik. Ama arka arka yırtılıyorsa bir tane mi yere astınız afiş yırtılıyor yoksa arka arkaya astınız afişler mi yırtılıyor? Hayır o. O okulun boyundan o sedirlerin yukarı karakoldan aşağıya indik camiye kadar her yere astık biz. Bir oraya değil ki her yere astık ama sadece o okul önüyle Duda Aşevi'nin önündekiler yırtılıyordu. Bir tane değil birkaç tane afiş yırtılıyordu. Doğru mu anladım? Ha işte evet caminin önüyle okulun önündeki direkteki ağaçtakiler yırtılıyordu. O zaman dediği yer 300 metre. 300 metre boyunca metre. Kaç afiş astınız oraya? Kaç afiş? O asa bildikleri kadar bulduğumuz asmışlar. Ceyran direği mesela otobüs durakları, ağaçlar işte 50 metreye bir 100 metreye bir asıldı. Yani Fatma Hanımcığım şunu anlamaya çalışıyorum. Bir tane iki tane değil de mesela siz 10 tane 20 tane astınız. O afişleri yapıştırdınız daha doğrusu. 10 tane 20 tane afişin neredeyse tamamı hepsi yırtıldı mı? Yırtılmış mı? Tamamı değil işte bak sadece okulun önüyle Aşevi'nin önündekiler gerisinde yani bir şey yok sadece o aradakiler. Biz dedik acaba yani bir bilen ya da aynen. Peki ben şunu bir de şöyle bir şey var bir kez yırtılıyor hadi diyelim biri yaptı öyle arkasından bir daha mesela oluyor tekrar mı kaç gün sonra bir daha yapıştırdınız afişleri ondan sonra bir daha yırttılar? Biz günlük oradaydık. O gün biz aramaya gittiğimizde hani elimizde fotoğraflarla görünce teyzenin biri söyledi. Biz dün bu çocuğu ağacın dibinde görmüştük cipsi yiyordu dedi. Biz öyle deyince yani bir hafta 10 gün orayı bekledik. Yani bu bir hafta 10 günün içinde yani 2 sefer 3 sefer yırtıldı o ortasından tam göz yüzüyle beraber. Peki kıyafetleriyle beraber o kıyafetleri tarif eden biri varmış. O kim? Tam olarak nasıl görmüş çocuğu? Kaç gibi görmüş? Nerede görmüş? Bir anlatır mısın onu Fatma Hanım? Kıyafeti dedi, ayağında terlik var dedi, üzerinde çizgili bir kazak var dedi, kot pantolon vardı ayağında dedi, saçı yoktu çocuğun dedi. Allah var, o aralar biz de Yasin'i görmüyorduk bayağı çoktandır, saçı vardığını yoktuğunu bilmiyorduk. Öyle önce biz zaten polisleri aradık. Saçı yoktu dedi öyle mi? Ümmü nasıldı çocuğunuz? Saçı yokmuş. O bayanın kesik söylediği öyleydi. Saçı sıfırda vuruluydu çocuğun dedi. Saçı kısaydı okul şeyine göre. Kısa kesilmişti. Sıfıra mı vurulmuştu yoksa? Orada var. Bu işte. Ha böyle. Son hali bu. O zaman saçı yokmuş yani. Son hali bu. Ay tatlım benim. Da biraz daha şey olabilir. Ne zaman çekildi bu fotoğraf? Son hali. Son hali dediğin ne kadar önce yani, çekildi kaybolmadan? Bunu öğretmeni çekmiş kaybolmadan belki bir hafta. Ay tatlım benim ya. Bir hafta. Peki... Ümmü, senin neyse. Ümmü kafasının yani bir yerinde şey mi vardı? Tümör tarzı bir şey mi vardı? Su mu topluyordu? Yok nasıl? Didem abla, şuradan ya sağında ya solunda şöyle. Ne vardı orada? Ameliyat yeri var. Ameliyat yeri var, tamam. Su mu topluyordu kafası? Hidrosefali deniyor galiba. Şöyle şişme yapıyor Didem abla. Tam şu bölge. Su topluyor şu bölge. Evet, su topluyor. Şırıngayla aldılar. Dağılmadı. Bir o defa 3 aylıkken dedim ameliyat, abla. O ameliyat olduğu şey oldu. Yani en son kaybolduğunda onu başka bir nedenden dolayı soruyorum da şimdi onu daha iz sonra. Vardı. İz vardı. İz değil, iz değil. Böyle su kesecikleri falan hayır. Var mıydı yok, en son? Yok ameliyat izleri vardı dedim abla. Öyle ama, burada bir sıkıntısı yok. Gördüğün düzen. Tamam onu daha sonra başka bir olaydan dolayı soruyorum da yani kafasında su kesecikleri öyle bir şey yoktu yani. Yok Didem abla düzelmişti. Ameliyattan sonra düzeldi ama kişi... bu ameliyatın yerleri dikiş yerleri belirliydi.
Peki Fatma Hanımcığım, şimdi size çocuğu baya baya tarif etmişler. Doğru mu anladım? Kıyafetiyle, işte, saçıyla. Evet, bize söyledi. Bayanım işte saçları sıfıra kesik dedi. Ayağında terlik var dedi. Kot pantolon, çizgili kazak var üzerinde dedi. Aha. Burada oturup cips yiyordu. İşte bizim gittiğimiz sabah saatlerinde bile andı. O bayanın söylediği de öyle önü falan işte dün vakitler öğlen azanına yakındı buralardaydı dedi. Peki yanında kimse var mıymış? Tek başına mıymış çocuk? Okul varmış diye, okul çocukları vardı dedi. Okul açıktı o zaman da ya. Okul çocuklarıyla beraber dışarı, yani dışarıda çocuklar da vardı. O çocuk da ağacın dibinde oturuyordu dedi. Allah Allah ya. Kaç kilometre uzaklık? Sinem sen buna yazmıştın onun, ne 90 kadardı? 90 dedin galiba değil mi Sedirler? Bir dakika. 90 kilometre Konya merkezi. Köyü bir saat. Biz zaten bir o zaman saat, o bayan öyle söylediğinde polisi 80, aradık. Polisler 84, geldi. Dur canım, 84 kilometre mesafe var aralarında. Yaklaşık 90 işte. Bir saat 13 dakikalık bir yol. Heh. Yani çocuk bir saatlik 13 dakikalık bir yola kendisi gidecek değil gidemez, yani. Zaten görse herkes onu görür yani. Biri i̇şte oraya götür, ama biri orada götürdüyse o çocuğu götürüp oraya mı bıraktı acaba? O zaman ben diyorum bak dedem abla, bir hafta oradan ihbar geldi. Sedirler onu, Caddesi'nden. Aynen. Ondan sonra o ihbarlar kesildi. Peki Yavuz şunu sormak istiyorum. Neden sadece bu Sedirler bölgesini astınız? Bilmiyorum. Başka yerlere astınız mı böyle ilan? Her yere astık. Konya'nın her yerini yerine astık, astık hocam. Her yere astık hocam. Yani, Konya merkezi bırak. Diğer ilçeler mesela merkeze, ilçelere. Aynen, aynen. Ha, yok sadece bu bölgeye mi özel astınız diye düşündüm de. Bu bölgeden çok şey geldi. İhbar geldiği için bu bölgeye biraz daha fazla yoğunluk verdik. Peki nasıl ihbarlar geliyordu oradan? Sedirlerce. Didem abla bak böyle tarif ediyorlardı. Hatta bir tanesi. Bir kişi değil, birkaç kişi yani. Çoktu Didem abla bak, bir haftanın içerisinde üç, böyle 2-3 geliyordu. Peki o, tarif ettikleriyle kıyafet oradaki fotoğrafları aynı mı? Bazı evet, insanlar de, değil mi açıklama Orhan Bey? Kısmında acaba terlik ya da üzerinde kot pantolon falan yazıyor o ilanda muydu? Yazıyor mu? Ben yapmadım hocam, bilmiyorum valla, onu abim yani gil yaptı. Ben, az önce bizim herhalde yazmıyor hocam ya. Şey. Hani orada tarif ediyorsa bazı insanlar böyle gereksiz yere kendilerine görev ediniyorlar bu tarz şeyleri. Evet, o da olabilir. Yanıltıyorlar yani insanları. Bunları çok yaşadık. Ama bir kişi zamanda değildi hocam. Farklı bak, farklı numara. Acaba şey mi yazıyor? Ne Orhan Bey? Onlar numara hocam. Yok yok hayır. O ilanın da altta bir açıklama var. Boy yazıyordu galiba, kilo yazıyordu. Devamını göremedim de. Yine mesela ihbar gelmiş. Bir tane hanımefendi diyor ki Yasin'in fotoğraflarının 4-5 sene önce yine yırtılmış bir şekilde Mevlana çarşısında ve kültür merkezinin oralarda da ağaca asılı şekilde gördüm. Hmm. Yani oralara da asılmıştır tabii. Konya'nın her tarafı. Her tarafı, her tarafı asılmıştır. Bak, ilçelerine yani daha gittik ya. İlçelerine daha şey oldu yani. Bir orası değil. Ama diyelim çocuğu aldılar, kaçırdılar, götürdüler. Niye oraya bıraktı? Yanında sağında solunda kimse yok muydu? Yani benzetmiş olma ihtimalleri de olabilir mi? Ya siz ısrarla tabii o ihbarlar da Sedirler Caddesi'nde geldiği için siz çocuğunuzun kaçırılmış olma ve kaçırılıp dilendirildiğini de düşünüyorsunuz. Doğru mu anladım? Olabilir Didem abla. Da benzetmişler de üzerindeki yırtığın şeyini söylüyor Didem abla. Böyle bir şey var mı da? O zaman çocuğu yani çok böyle gelip çocuk yani orada kaçırılıp çocukları dilendirmeler falan o bölgede oluyor muydu hiç? Olur. O bölge biraz sıkıntılı bölge zaten. Hmm. O yüzden. Keşke inşallah hayattadır Ümmü. İnşallah dedim abla. İnşallah hayattadır yani. Bir tanesi dedi babamı da bir çocuk dedi bırakacağız dediler. Bir cuma günüydü. Abim gel, bu öğretmen abim gel, bunu, yengem gel. Hepsi gitti ama bırakmadı. Yani öyle bir şey olmadı. Peki şimdi biz tekrar sevgili Konyalılara seslenelim. Hafızalarını şöyle bir yoklasınlar. Sevgili Konya, Akören ilçesi, Karatay ilçesi ve diğer ilçelerde. Belki de şu anda yani Konya'da mı hala bilmiyorum. Oralarda dilendirildi mi, başka bölgelere mi götürüldü? Yasin ekranda görüyorsunuz. Lütfen ne olur. Yani aradan neredeyse 4 Nisan'dan itibaren 6 yıl olacak. Ama tabii gördüyseniz, bildiğiniz bir şey varsa lütfen arayın Şahin ailesi, perişan durumda. Biz bazı iddialar var, o iddiaları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bizim kafamızı da karıştıran çocuğunuzun bir süre sonra hem işte Konya'da hem emniyet tarafından hem de jandarma tarafından Yasin'in öldürülmüş olma ihtimali çok kuvvetli olarak masada hep duruyormuş. Kaçırılmış olma ihtimalinden daha ziyade öldürülmüş olma ihtimali çok değerlendirilmiş. Neden öyle değerlendirilmiş? Çünkü alınan işte 70 kişinin ifadesinde sabıkası çok fazla olanlar var. O sabıkası işte çocuk istismarından tacize kadar farklı farklı işte sabıkası olanlar var. Onlardan bir tanesi yavrumuzun başına bir şey getirmiş olabilir mi gibi bu kuvvetli olarak araştırılmış. Şimdi biz yine komşularınızdan siz şüpheleniyordunuz ya, Celal burada. Celal'i bir çağıralım, Celal Şevi'yi.
Ona yine soracağım var. Benim merak ettiğim şu ayna meselesini ben anlamadım. Ramazan tavana ayna asmış mı, asmamış mı? Ne olmuş? Asılıydı değil mi? Asılıydı o ayna. Ayna ne için kullanılır yani? Tavanda ne işi var? Ben de onu anlamadım. İşte. Celal bir gelsin lütfen. Celal gelir misin? Hoş geldin Celal. Merhabalar. Merhaba. Celal, Allah aşkına senin Ramazan. Evet. Kardeşin, karşıya bakarak ne olur konuş. Senin kardeşin Ramazan. Evet. Tavana niye ayna asıyor? O aynayla şeyi gözetliyormuş galiba. Bir yerden bir ses geliyor arkadaşlar. Sessiz olalım, ses istemiyorum. Tavana aynayı gördün mü gözünle? Ya ben, o aynayla... Ben görmedim dedim abla. Bak o zamanki karakol komutanı görüyor. Ben görmedim. Ben girmedim ki evlerine. Ayrı bir odada mı yaşıyor? Ha? Celal? Ramazan ben... ayrı bir odada mı yakalıyor? Yok hayır. Kendi beraber uyuyorduk zaten onunla. Tamam aynı söyle odadayız. Evet. Yani ta yıllar önce babam biz küçükken tıraş olmuş. Hı. Ayna cam kırığı biliyorsunuz. Evet. Çocuklarımın ayağına batmasın diye ağacın araya sallamış. Ağacın araya sallamış evet. Derken hangi ağaç? Yani tavan ağaç pardıdırız biz. Bir dakika aynayı yukarı sallarsan sallama atarsan kırılır. Kırılma değil ağacın araya gizlemiş. Allah Allah. Ağacın arası derken biraz anlatsana tavan, sen orayı biliyorsun da biz bilmiyoruz. Ağaç tavan mı? Tavan ağaçta mı yapılmış? Tavan arasına mı atıyor? Tavan arası. Röportaj yaptık, ağaçlar gösterdik. O röportajı bir daha hazırlayalım. Vermiştik biz bir daha verelim. Arkadaşlar bir hazırlarımız, hazırlar mısınız onu? Celal hangi röportajdan bahsediyorsun? Evin içinde dolaştığımız röportajdan mı bahsediyorsun? Yok hayır ondan hariç bir daha var. Ramazan'la yapılan çekimden mi bahsediyorsun? O da değil. Ne yaptık? Hangisinden bahsediyorsun? Sen bize bir anlat bakalım. Bir evin içi Ramazan'la aynı röportajı var. Olmazsa onu bir daha getiririz ekranlara. Ramazan'la olanı. Söyle bakayım. O aynı... Ya bana baba, bir tarif et. Bak şurada bir daha anlatır mısın? Ben hiç kesmeyeceğim seni. Anlat. Sıra sıra ağaçlar düşeli, pardı. Tavana. Büyük, evet. Tamam. Köy evleri. Evet biliyorum evet. Araştırabilirsiniz. Evet. Yani babam çocuklarımın ayağına batmasın diye yontma ağaçların araya gizlemiş zamanında. Ayna. Evet. Evde didik didik tarandığı için ikin ikin çıktı. Komutan da o an için espri tutturdu yani. Hayır dedim abla bak en azından şu büyüklükte ora özellikle konulmuş bir ayna. Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten üstüne bak, basa bir dakika, basa söylüyorum arkadaşlar, bak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Önce, diyelim şey, ki bak komutan, diyelim ki bu tavan. Tamam tavanda evet. Duruyor böyle elimizdeki şey. Ağaç, kadar ağaç. Var şey. Ha tamam ağaçlar. Şimdi bu orada kendisi duramaz ki sen orayı monte edemezsen. Değil mi? Onu monte etmen lazım. Büyük olursa arada belki ağaca arada durdu diyelim ama tavanda tavanın arasında duruyor diyelim. Nerede duruyordu ya anlamadım ya. Ağaçların arasında mıydı tavanda mıydı? Tavanın tahtaların arkadaydı dedim hani. Görünmüyordu yani. Görünmüyordu tabii ya. Allah Allah. Peki tahtaların... Onu puntalamazsan sabitlemezsen durmaz ki. Tam tahtaların arkasında duracaksa neden aynı astınız? Yani o zaman... şu tahtaysa bunun arkasında. Arka yüzü toprağa tavana bakıyor zaten. Onu aşağıyı nasıl gösterecek o ya? Düpedüz saçmalık. Şimdi hayır bak ama o aynayı öyle bir yerleştirirsin ki. Tamam mı? O aynayı öyle bir yerleştirirsin ki o aynadan sen ya o açıyla çocuk o sizin bahçeyi görebilir yani. Yok hayır Didem Hanım kesinlikle. Ha? Aracın önüne korsun arkayı gösterir. Tavana korsun aşağıyı gösterir. Dışarıyı nasıl gösterir bu ben aynaya? Ben de şunu anlamıyorum. Saçmalık açısını, ya. Açısını yan yaparsan gösterir. Yok. Gösterir. Gündüz tavan nasıl yan olacak ki? Altını biraz evimi daha böyle bombeli yaparsın, yani. Eğmeli yaparsın gösterir. Ev yamaç olsa ev, yan olsa şimdi tamam. Şimdi jandarma bu ayna ile alakalı bir şey görmüş ki bu soruyu sormuş size. Yok abi. Espri yani, yapmak için espri, jandarma evet. Espri mi yapıyor yani? Adam durup dururken kardeşim yani. Espriye sardırdı yani hocam. Muhtarın şeyi olması lazım dedim abla. Nasıl? Belkuyu muhtarı da görmesi lazım. Benim bildiğim kadarıyla arayın sorun. Belkuyu. Ha muhtarın %99 bilgisi var. Ercan'ı mı diyorsun? Aynen. Ercan zaten şu anda en son Ercan. Konuşmuyor. Kıyafetlerden sonra ve köyde anons yaptıktan sonra Ercan Bey, Muhtar Bey neden konuşmuyorsunuz? İlerleyen günlerde konuşacağımız olaylarla ilgili olarak acaba bazı şeyler ortaya çıkacak diye endişe ettiğiniz için mi konuşmuyorsunuz? Buna mecbur... Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Ben sizden çok rica ediyorum. Bildiğiniz bir şey varsa bildiklerinizi her şeyi anlatın. Bakın aynayı konuşuyoruz. Madem Yavuz'a yardımcı olma hatta orada şeyi bakkalın orasını şeye çevirmişsiniz ya.
ya, bir böyle bir merkeze karargah çevirmişsiniz. Daha doğrusu koordinasyon merkezine çevirmişsiniz. Dolayısıyla bayağı o dönemde aslında yardımcı olmuşsunuz. Şimdi ne oldu da bu kadar çok rahatsız oldunuz o kıyafetler ya da vesaire meselesinden sonra? Ne oldu da bu kadar kendinizi kilitlediniz ve konuşmamaya başladınız? Ve hatta ilan yaptınız. Hatta köyde ilan kendi yaptınız. Sesinizle anons yaptınız yani. Amacınız Yavuz'a ve bize yardımcı olmak mı, yoksa bazı şeyleri engellemek mi? Ben gerçekten sizinle ilgili biraz kafam karışmaya başladı. Yavuz aranızda nasıl bu Muhtar Bey'le? Çoğu iyiydi dedim ama. Ne oldu? Ama beni her zaman böyle şeyledi. Ben çok dedim, bak ben Cumhurbaşkanlığınıza da çıkacaktım. Hı hı. Onların bir... Cimer hattı var. Yok, bir muhtarlar toplantısı oluyordu ya. Evet. Dedim ki beni de sen benim yanında götür. Şey diyelim diye ben bu, yani bakkalın orada bir koordinasyon merkezi, aynen, bile kurmuş muhtar oldu, yani. Oldu. Oldu dedim ama. Bizim yaptığımız yayınların hangisinden muhtar rahatsız kendi oldu? Utancı, kendi bir, hani neden biz, rahatsız oldu? Hangisi işte, neden rahatsız oldu? Ya, ben anlamadım gerçekten. Köy rezil olmuş. Ama bunu çıkarmıyorsa, bu olaya çıkarmıyorsak meydana, biz olmayan bir şey konuşmadık. O zaman daha rezil olacak o köy. Biz, aynen öyle. Biz başka bir yerden mi bahsediyoruz? Bu olay bu köyde olmadı mı arkadaş? Bu köyde oldu hocam. İşte bunu çıkarmazlarsa o zaman daha çok rezil olacak. 70-80 hanenin içerisinde kayboldu. Aynen. Senin oranın muhtarı olman demek yani, kendini buraya kapatman demek değil. Şu an en çok yardımcı olacak kişilerden bir tanesi odur. Ama aynayı görmüş geri mü? Çekiliyor. Konumuza dönelim. Aynayı görmüş görmesi mü? Görmesi lazım dedim abla. Ben onun komutanımızdan da öğrenirim. Ben bunu size tam detayla veririm cevabı. Yani şaka maka değil ortada. Orada hayır, bir ayna. Hayır, şaka yok bunda. Bir şey söyleyeceğim. Bunda senin kardeşin, yok. Senin kardeşin Ramazan. Evet. Şimdi o gün, bir gün önce ya da birkaç gün önce Yusuf geliyor ya. Yani evet. O kadar köyde insan var. O zaman da 23-24 yaşındalar. Niye 5-6,5 yaşındaki çocukla oynama ihtiyacı duyuyorlar ya? Neden? Onların geldiğinden, gezmeye gittiğinden hiçbir şeyden haberim yok Didem Hanım. Senin haberin öncelikle, ben biliyorum. Ben Celal, sen bazı şeyler senin kontrol... Biz sizi suçlamıyoruz bak. Evet. Sen bazı şeyleri görmemiş ben olabilirsin. Ben vicdanım rahat Didem Hanım. Peki Ramazan'ın vicdanı rahat mı? Elbette. Emin misin? Evet. Bak, kendinden emin olduğun kadar, evet, kardeşinden emin misin? Evet eminim Didem Hanım. Çünkü Ümmü Hanım daha önce 4-5 sefer babasının evine gittiğinde... Evet. Çocukları daha önce de geldi bir gitti. Bir buçuk senedir bizim evin önünde komşunun çocukları vardı. Şabangil'in. Evet. Onlar da oynadı. Niye onlara zarar gelmedi? Senin çocuğun da vardı bir buçuk sene içinde, bir senenin içinde. Niye zarar gelmedi de halen bizi suçluyorsunuz ya? Söyle Ümmü. Senin verdiğin şeylerde doğruluk payı var mı? Ne? Ne de? Şu verdiğin ifadelerde doğruluk payı var mı? Ben önce söyleyeceğim, oradan bir gidelim, söyledim kardeş. Devamımızı çizelim ben bakalım. Ben söyleyeceğim, söyledim. Benim söyleyeceğim, vicdanım rahat. Söyledim, kapıdan girdim 45-48 gün dedi. Hangisi, kim görmüş beni 48 gün çalıştırdığımı, adam çalıştırdığımı? Ara ara çalıştım. 3 gün geldiysem 4 gün gelmedi. Sen bak çoğu şeyler gittikten sonra hatırıma geliyor dedim abla. Sinirimden çoğu zaman var ya, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hı. Diyor ki ben sizinle konuşmayayım diyor. Giriverdi kapıdan dedi 48 gün çalıştım dedi. Konuşmadığı bir adam da çalışır ben mı çalışmaz mı? 48 gün çalıştım demedim. Orada noktayı koydum ben. Öyle dedin. Yok hocam, hayır. 48 gün sürdü senin çardak dedim. Ben ara ara geldim çalıştım dedim. Yok, onu annen söyledi. Ümmü, sen ne düşünüyorsun Celal'in dediklerinle ilgili? Niye bizden şüpheleniyorsunuz? Çıkmadılar dedim abla. Ümmü konuştu. Ben çıktım kardeşim. Çıkmadılar. Çıkmadıkları için bunlar suçlu. Dur Ümmü konuştu. Benim afadetimim de şahit. Müdürleri de şahit. Sarettin ağam da şahit. Kim şahitin? Ne Hüseyin'i? Hüseyin'i dedi, Hüseyin telefon açtı bana. Sarettin ağa öyle düşünmüyor. Sarettin ağa karıştı. Sarettin ağa böyle düşünmüyor. Hüseyin ağa bağlanıyor. Dediği insanları bağlayın ya. Sarettin abi küplere biniyor Didem abla sürekli. Kim o Sarettin abi kim? Saadettin Söğütlü. Saadettin Söğütlü. Kim ne, akrabanız mı, kim ne yapar? Bizden taraf akraba. Onu boş ver, o akraba diyelim. Tamam, Muhtar Ercan Bey hattaymış. Yayına bağlanmış şükür. Muhtar Bey merhabalar. Bu ne sorum? Muhtar Bey, sizin anlattıklarınız bizim için önemli. Dolayısıyla bildiklerinizi lütfen paylaşın. Kendinizi bir kapattınız, kilitlediniz ama bir anonslar yaptınız. Biz sadece gerçekler ortaya çıksın diye bir yayın yapıyoruz. Didem Hanım, şu an hastanede yatıyorum biliyor musun? Geçmiş olsun, hayırdır? Şehir hastanesi, neden bastığınızı araştırın. Neyinizin? Cerrahi bölümde ameliyat olacak. Çok geçmiş olsun Muhtar Bey. Çok geçmiş olsun. Şimdi şu aynayı siz gördünüz mü? Biz orada kaldık. Gördüm, ya. Aynayı... Gördüm. Gördünüz. Evet. Ne gördünüz, bir anlatır mısınız? Ağaçların arada sokulu 10 santim bir ayna. Yavuz bilir Bekçim öldüğünden taraftaki evdi. Tavana mı asılıydı Ercan Bey? Evet, tavana
tavan ama tavanda dün sadece aşağıyı gösteriyordu. Sadece aşağıyı gösteriyordu. Evet. Bir de o yavuzun evini göstermesi mümkün yok. Bekçim öldüğünden tarafta kaydetti. Ne diyor anlamadım. Bekçim öldüğünden evde yanda diyor. Benim evi göstermiyor diyor. Önemli olan zaten gelip gideni görmek. Ben illa benim evi gösteriyor diye bir şey söylemedim. Ama şunu anlıyoruz. Bak Muhtar Bey de söylüyor. Sen dedin ki öyle bir şey yok dedin Celal. Tavanda yok. Asılı bir ayna varmış. Benim şu tuttuğum şeye kadar, dosya yok, kadar. Yok o kadar da değildi devamım ya. Bu kadar. Büyüklüğü ne kadardı aynanın? 10 santim öyle 10-10 bir ayna. Şöyle bir ayna. Şu yarısı kadar bir şey. Tabii ya. Yarısı kadar. Şöyle el kadar bir şeydi devamım ya. Ama sonuçta bak tavanda ya tavan evet. arasında değil. Tavana asılı bir ayna. Ağaçlara asılı. Yeri görüyor. Tutturulmuş. Zaten. Yeri gören bir ayna. Doğru mu anladın Ercan Bey? Evet. Yeri görüyor. Sadece evin tabanını görüyor. Varmış işte ayna. Yerin tabanını yok gören. Yok demiyorum ki Didem'in. Ama peki, sen Allah ama Allah. Ama el kadar diyorum. Ya Celal tavan arasında dedin sen. Ağaçların diğer tarafında diyorsun. Tavan arası. Yani, evet öyle dedim. Ben de sana diyorum ki tavana mı yapıştırılmıştı? Yeri görüyor muydu? Hayır diyorsun. Israrla tavan arası diyorsun. Tavan arası değilmiş ki canım benim ya. Tavan arası ile tavanın önü arkasında fark var bilmem biliyor musun? Didem Hanım bunlardan yani göstermesine mümkün değil. Bir de yol bizim evimizin üst yandan geçiyor. O tarafı hiç göstermez. Şu evin fotoğraflarını bir görebilir miyim arkadaşlar ya? Bir gösterelim. Çektik değil mi? Şimdi sizin gel bakayım sizin oda hangisi? Çocuğun o ayna denen ayna hangi odada biliyor musun? Şu, gel bak, göster. Evdeki gel işte, göster. Tamam. Şimdi Ümmülerin evi o sizin ev. Bu bak bunların oradan geçen üst yandan geçen. Bizim evimizin üst yanı burası Didem Hanım. Tamam. Aynalı oda hangisi denen ayna? Bak şu balkon bizim balkonun arka yüzünde. Ercan Bey'in dediği yer şu ev. Yolu görmüyor yani. Görmüyor tabii ya. Ercan Bey yolu görüyor muydu o ayna? Hayır yolu görmüyor. Sadece evin tabanını gösteriyor. Ama çocuk arka taraflarda da oynuyor. Sadece burada oynamıyor ki değil mi? Yani diğer taraflarda da yani çocuğu... Bak diğer açı şimdi bu... Şu Didem abla bak şu pencere. Şu heh, buradan daha iyi anlaşılıyor. Şu balkon yolu yok görür, o zaman. Nasıl görmez Didem abla görür. Şu balkon görmez yok ya, o zaman. Şu balkonun köşeden görükmez. O sizin balkon çocuk, yoktu bak. Ya sizin çocuk nasıl oraya kadar... Nasıl yoktu lan? Ezelden balkonumuz var. Ağzından çıkanlara dikkat et. Sonradan yaptınız size işte o balkonu. Tamam. Herkes birbirine dediklerine dikkat edecek. Celal sen de öyle. Ya iftiralardan bıktık Didem Hanım ya. Vallahi bilemiyoruz iftira mı gerçek mi araştırıyoruz işte yani. Çocuk ortada yok. Herkes bir anlamda yani şüpheli. Şüpheli yani. Herkes Didem abla herkes. Ya, Ümmü ben bile yani eğer yalan ifade bile varsa şüpheliyorum diyor. Ya bu sen kendimden bile şüpheleniyorum demiyor musun? Ben dedim Didem abla. Herkes şüpheli. Yalan söylüyorsa şüphelidir. Ben bitti benim karşımda odur. Sen şimdi Celal buraya geldin ya. Evet Didem ama ya, Ramazan'ın buraya gelmemesi benim kafamı karıştırıyor. Gel otur bakayım. Ramazan niye gelmiyor? Ercan'a sorabilirsiniz Didem abla. Hı. Çıktılar mı çıkmadılar mı? Sorabilirsin. Ercan Bey duydunuz mu Muhtar Bey? Aramaya Celal'le annesi çıktı mı çıkmadı mı kimse? Ben çıktıklarını görmedim. Aa. Ki koordinasyon merkezini oluşturmuş muhtar. Hüseyin Gözet var. Onunla çıktım dedi. Arayın sorun. Tamam, bir konuşsun muhtar. Ercan abi beni gördün mü görmedin mi? Karşıya bak canım. Görmedim ben çıktığını görmedim. Yani çıktığını görmedim ben gördüm diyorum. Zaten 2-3 günü çıkmadınız evden dışarı. Ondan dolayı. Yanlış düşünüyorsun abi. Ertesi gün AFAD ekibinin beraberindeydik ya. Nasıl görmesin sen beni ya? Oğlum ben görmedim. Bu çıkmış olabilirim. Çıktıysan da ben görmedim yani. Ya zaten Ercan Bey bir gün sonra hemen Mustafa Bey apar topar geliniyle ilgilenmek için oraya gidiyor. Yani o kadar insan var. Niye Mustafa Bey bir babaları... Bir hafta sonra. Yani, hayır ertesi gün gidiyor. Bir hafta sonra çıktı bunlar. Hayır baba bir gün sonra tamam, gidiyor gün ama sonra. Bu siz... çıkmamışsınız Muhtar da bak koordinasyon bakkalın oraya bir tane koordinasyon merkezi kurulmuş. Sonuçta orada gelen giden bilgi alan dolaşan bir sürü insan var Ercan Bey. Siz çıktık, o koordinasyon merkezinde bir dakika koordinasyon merkezinde bir koordinasyon merkezi oluşturmuşsunuz. Oraya hiç Celal geldi mi? Görmedim mi Celal? Ramazan geldi mi? Ramazan geldi mi? Onu da görmedim o çıkmadı. O zaman Muhtar ya. Görmemiş kimseyi niye görmüyor? Bir hafta sonra çıktılar Didem abla. Celal? Değil Didem Hanım. Ben Mert Cece aramalara katıldım. Gelen misafirlerle ilgilendim. AFAD ekibiyle ilgilendim be. Hangi misafir? Sadece AFAD'la mı ilgilendin? Yok ya. Benim evimin o tıklım tıklım araç doluydu. Ben misafirlerle ilgilendim. Kim? Misafir kim ya? Yani gelen komşu köyden aramalara katılan arkadaşlar. Yavuz niye? Aramaya mı çıktın? Misafir mi ağırladın Celal Bey? Aramadan gelince avukat hanım. Adamlara çay ikram ettim. İlgilendim.
Hayır. Bunların masaları sandalyeleri bizim harmandaydı, ilettim geldim. Rahmetli bir dede vardı. O dede öylecene çay pişirdi, su getirdi, tamam. Bilmem ne yaptı. Hepsinin elinde. Ercan Bey, benim başka size çok geçmiş olsun bu arada. Umarım ciddi bir şey yoktur. Size soracak başka sorularım da var ama şimdi bu meseleyle ilgili bu kadar soracağım. Çok çok geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Şimdi Celal. Evet. Bir de o baba bahçede... aslında bunlar hep kanıtlı ya. Dosyalarda bunlar kanıtlı ya. Evet, yemin ederim diyor, size yok diyor, kanıtlı var. Şöyle diyor, haberim yoktu diyor. Tamam öyle de Yavuz, bak şimdi burada söyledikleri ifadeleri burada tekrar tekrar soruyoruz. Bunlar kayıt altına alınıyor. Orada söylediğini burada inkar ediyorlar. Her gelen bunu yaptı burada bugüne kadar. Evet, jandarma izan altına bıraktı. Her gelen bunu yaptı. Şu anki komutan da Sayın Tuğ General'de izliyormuş yayınları. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Her gelen bunu yapıyor. Yani orada farklı söylüyor, burada farklı söylüyor. Bunu Celal de yaptı, Yasin de yaptı. Daha önce Ahmet de geldi, Ahmet de yaptı. Bu çelişkiler, Ümmü de yaptı bunu hatta. Yani bu çelişkiler ortaya koyulacak ki, kayıt altına alınacak ki. O sorduğumuz sorular, orada onların sorulan soruları biz burada tekrar ediyoruz. Ya işte bundan bazen, sonra bunu tekrar çağıracaklar, bunları soracaklar. İşte böyle bazen bildiğim şey sürekli sorulduğuna ben şey oluyorum Didem abla, tamam, ya. Ümmü'ye bir şey soracağım. Ümmü, şimdi Celal benim vicdanım çok rahat dedi. O kendisinden çok emin. Kardeşini sorduğumda böyle bir saniyelik bir duraksama oldu. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Ramazan'la Yasin, o zaman Ramazan'da 22-23 yaşlarında... aşağı yukarı değil mi? Kaç yaşındaydı o zaman Celal, senin kardeşin Ramazan? Geçmiş bugün bilmiyorum diye diyorum yani. 6 yıl önce, şu an kaç yaşında kardeşin? Şu an 28-29 falan. 28. 6 yılı çıkar, 22 yaşında bulduk yani. Geçmiş gün değil, gayet de bulduk yaşını yani. Ki matematiğim o kadar kuvvetli değil yani. Şimdi canım benim, senin oğlunla Ramazan oynar mıydı, ilgi gösterir miydi? Yok Didem abla. Ya Ramazan'ı sever miydi? Dedin ya sen, güvendiği insanların yanına giderdi, tanıdığı insanların yanına giderdi. Ramazan'ı sever miydi çocuk Ramazan'ı? Yok Didem abla, ben sana şunu şöyle, bunu şöyle anlatayım. Bunların bir küçük kardeşleri var, Kadir. Hı. O geldiği zaman ufak tefek bir şeylerdir alıp gelip oturduğunda onunla ilgili şey yapardı ama bunların Ramazanları çocuk mocuk sevmez. Sevmezler. Sevmez. Peki o gün... Bildiğim kadarıyla sevmiyor. Senin oğlunu mu sevmiyorlar, çocuk mu sevmiyorlar? Genelde çocukları sevmiyordu o. Sevmiyor musun kadarıyla. Çocuk? Niye sevilmesin? Demin o komşular evin önünde Şaban Gül'ün çocukları bilmem ne, onlara niye zarar vermiyoruz dedi ya, sizin çocuğa zarar verdik diyesini düşün, söyledi ya. Tam ne dedi o, anlamadım, bir daha söyle bakayım. Demin dedi ya, zarar niye Ramazan'la Şabanların çocuklarına zarar vermedik de sizinkine verdik, niye bizim üzerimize yükleniyorsunuz diye. O bir... Şunu açık getireyim Didem abla, o sizin akrabanızın çocukları. Zarar getirmenizin imkanı yok. Değil, alakası yok. Akrabanızın çocukları Celal abi. Alakası yok. Nasıl alakası yok? Ya sen önceden koyup koyup gittiğinde biz bir şey yaptık mı çocuklarına? O zaman da gelip oynuyorlardı, ya bizim bir zararımız dokundu mu? Benim başımın üstünde şunlarımda yatırdı çocuk. Benden aralaşmazdı bir kere. Ya bırak ya. Neyi bırakayım? Sen sağda solda çalışmaya ödüyordun, saman sağda yapmaya ödüyordun. Sağda solda ne çalışmışım ben? Sağda solda ne? Apagırlarına saman yapmaya gittiğinde. Gittiğimde benim elimde anam var. Orada koskoca adam var. Anam vardı da niye ilgilenmedi bunca zaman çocuklarla? Benim hepsi, benim çocuklarımın hepsine ilgilenilirdi. Ya bırak Allah aşkına. Şu ya. An ilgilenmese ben de çocuğumu o eve güvenip de ben eşim de burada, ben de bu da burada oturmayız. Güveniyoruz nereye ki gitti dedin bırakabiliyoruz az önce yani. Saman yapmaya giderdi. Sağa sola giderdi avukat bey. Ne, bir yere gitti dedin ya, nereye gitmişti? Saman yapmaya giderdi. Tamam, bir isim söyledi orada. Bir yere gitmişsin, bir yere gitti dedin. Apa Saracık. Apa Saracık. Apagırı, o taraflara gidiyordu. Neresi, Apa ne tarafı. O? Evet. Köy mü? Köy var Apa'da. Apa. Komşu köyler ya. Saman zamanında saman yapar gelirim ben onlardan. Yakın mı size orası? Anlamadım. Yakın mı orası? Apa, Apa. Yakın mı size? 6 kilometre. Evet. Ha, benim saman yapa gittiğim yerin çoğu zaman mesela... Ne demek saman? Bilmiyorum, özür dilerim, bilmiyorum. Saman ya... Niye o kadar Apa'ya gidiyorsun, saman yapıyorsun? Saman mı getiriyorsun? Bizde tarafta yok saman. Oralarda saman kalır. Kalır, alır gelirsiniz. Kalır, ben de giderim oradan saman ne yaparım. Ne kadar kalırsın orada mesela? Hayır, kalmam. Akşam gider, gider sabah gelirsin gider, akşam yani. Gelirim. Anladım, tamam. Doldurur gelirim. Tamam, hı. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Sizin evinizde de bir tane muska bulunmuş. Aynen. O da çok enteresan. Yani böyle şeylere inanmamak lazım ama onu kim, hangi amaçla sizin eviniz... Ben de inanmadım dedim abla da başıma gelmeyen kalmadı onda. Bir yaptığımız çekim, Ayşegül'le yapılan çekimi bir ekranlarınıza getirelim. Sonra devam edelim. Yasin kayboldu. Esrarengiz muska ortaya çıktı. Nerede buldunuz muskayı? Benim eve giriş kapısının ağzında. Oraya koymuşlar, oradan aldım geldim işte.
Buraya yani kaybettirdiler, ben de aldım geldim buraya gömdüm. Muska'nın üstüne ne yazıyordu? Giriş kapısına konsun diye yazıyordu. Daha önce hiç görmemiştiniz. Görmedik. Kim buldu muskayı? Benim çocuklar bulmuş. Bu muskanın ilk kime gönderdin sen? O zaman da. Sütçüye. Ondan sonra o da başka birilerine gönderdi. Herhangi bir şeyle karşılaştınız mı? Tabii. İlkin ben kendim o traktörümün üzerine koydum. O çalışmayıverdi. Ondan sonra sütçüye gönderdim. O rahatsızlandı. O yeğenine gönderdi. O ertesi gün hastaneye şeye gitti. Kalpten bir sıkıntısı oldu. Hoca'ya falan gösterdiniz mi? Gösterdik. Hoca ne diyor? Bu çok tehlikeli bir şey. Kaybedin dedi yani. Suya şeye atın dedi. Ben ama buraya gönderdim. Şunun altında. Ne zaman gömdün sen bunu? Ne kadar yıl oldu? 2-3 sene oldu herhalde. 2-3 sene. Tam bilmiyorum ama 2 sene olmuştu. Şurada bir kağıt parçası gördüm ben. Sağ tarafında biraz. Poşet gibi. Yok şu. Aa, evet tam o tarafta. İşte sır dolu o muska. Hah, buldum. Buldum işte tam burada. Bak buraya gömdüm işte bak. İşte burada da duruyor. Böyle büyük bir şey mi? Hayır. Sen mi sardın bunu? Aynen. Bunu ben sardım. Ben normalde açtım yani bunu. Bak onu şimdi göstereceğim. Dur sen. Üçgen şeklinde. Bakın. Kare şek kağıda yapılmış. Bak. Aynısı duruyor bak. Giriş kapısı yazıyor. Aynı içerisi de duruyor bunun. Demek ki bozulmamış. Bu bantlanmış mı? Siz mi bantladınız? Hayır böyle. Ben ellemedim. Şu etrafı bantlı. Böylece bantlıydı. Bunun üzerinde de başka bir üçgen şeklinde şey var. Korunması. İçinde Arapça kelimeler yazıyor. Aynen. Arapça yazıyor bak. Geometrik cisimler de mi var? Var. Zaten en tehlikesi orası diyorlardı ya. Evet. İşte. Bak o dediğiniz şeyler buralarda var. Bunu açan suçunun yeğeni Büşra. Yok. Kalp krizi mi geçirdi? Yeğeni. Aynen öyle oldu. Hani yerine gömecek. Lazım olur bu bana. O zaman da aynı böyle gömdü müydü? Yine gömdüm bak. Şimdi muskayla ilgili konuşacağım ama senin kardeşin Ayşe kardeşin mi ablan mı? Ablan. Ayşe Hanım. Kardeşim. Görümce Ayşe Hanım da bir canlı yayında hazır. Onu da görelim. Onun da iddiaları var. Çok önemli iddialar var. Birazdan konuşacağız onların hepsine. Selamlar. Ayşe Hanım'a gerçekten ne kadar benziyor Emine Hanım'a? Çok ikiz gibi. Kardeş zaten. Kardeş de ama ikiz kadar benziyor. Selamlar Ayşe Hanım. Birazdan konuşacağız canım benim. Şimdi şu muskayı Allah aşkına muskayı tam olarak ne zaman buldunuz? Çocuk kaybolduktan. Çocuktan sonraydı dedim ama kaybolduktan sonraydı. Kim peki oraya koymuş onu bulabildiniz mi? Bulamadık. Ve üzerine de şey yazıyor işte giriş kapısının üzerinde koyun diye yazıyor. Bir de üzerine geometrik cisimler varmış. Cisimler çizilmiş. Başkasına verince gerçekten onların da başına bir şey mi geldi? Geldi vallahi abicim. Ben de yalan olmaz bak. Ya yalan olmaz da bunlar tesadüf ya. Ya bu kadar olabilir mi yani? O gün aldım o gün gene hastalandım ben. O gün açtım, o gün gene hastalandım ben. Peki sen onu bulduktan sonra niye yapılmış acaba o şey muska? Muska mı diyoruz, diyebiliyoruz muska? Tam açıklamadılar da işte kötü şey yapılmış dediler. Kaybettirdiler bana. Kötü amaçla yapılmış. Ümmü ile aranızı bozmak için mi yapılmış? Artık bilmiyorum. Onu bulduktan sonra Ümmü aranız düzeldi mi? Düzeldi Didem abla. Ben yukarıdan aşağı inmeye başladım. Girip çıkmaya başladım. Düzelmiş hali buysa, başladık. Düzelmiş hali bu diyorsun. Ya önceden sürekli tartışıyorduk dedim abla, hiç girmiyordum, kayınvalidemle konuşmuyordum. Onlarım yoktu. O bulunduktan sonra biz konuşmaya, bir araya gelmeye, aynı sofraya oturup yemek yemeye başladık. Önce ama bunlar yapamıyorduk. Konuşmaya daha konuşamıyorduk biz, bir araya gelip oturup. Burada da konuşamıyorsunuz ki hala. Demek ki bu muskayla ilgisi yok yani. Psikolojik yani. Burada bile Yavuz'la sürekli aranızda tartışıyorsunuz.
Burada da bir durum var da özeliniz onu söylemeyeceğim. Çok detaya girmek istemiyorum. Sizi rencide etmek istemiyorum. Misafirimsiniz. Başımın üzerinde yeriniz var. Aslında yani Muska kim yani sizin neresinde tam bir daha söyler misin? Kapı neresinde buldun? Kapı girişindeydi. Dışarıda mı içeride mi? Tam şeyindeydi. İçeri girince? Girerken kapının şeyine bırakmışlar. Dışarıdan biri mi bıraktı? İçe evinize girip çıkan biri mi? Eve girip çıkan biri mutlaka. Eve girip çıkan biri. Tabii. Şöyle ağaçlar var yani görünecek vaziyette arasına yani sokmuşlar. Hayır, orada tahta vardı. Tahtanın araya koymuş. Kapıyla şeyin arada şöyle bir tahta çakılıydı. Tahtanın araya atmış. Daha önce mi atıldı? Ne zaman atıldığını bilen yok. Ne zaman orada konulduğunu bilen aynen yok. O kapı açılıp kapanınca aşağıya düşmüş. Çocuklar da bulmuş. Ondan sonra bana verdiler. Yani Yasin kaybolduktan bir iki sonra sene sonra falan buldunuz yani. Yani sonra. Yasin şimdi diyorsun ya ben işte başkasına verdim. İşte sütçüye verdim. Sütçü rahatsızlandı. Traktörün üzerine koymuşsun. Traktör çalışmamış. Sütçü yeğeni Büşra'ya göndermişsin. Yeğeni hastaneye gitmiş. Kalbinde sıkıntı olmuş. Hala sizin evin orada duruyor o zaman. Yani o aşağıya, kadar bir, aşağıya gömdü. Keşke denize atsaydın öyle derler ya. Dediler dedi ama bana işte bak böyle bıraktığım bir yönde iyi işte. Bıraktıktan sonra biraz düzelmeler başladı mı diyorsun Ümmü? Ufak ufak da olsa. Evet ufak ufak da olsa düzeldik dedim Allah. Önce hiç inmiyordum. Görmek daha istemiyordum. Girmek istemiyordum. Onu bulduktan sonra indik, oturduk yani yedik içtik. Kimi görmek istemiyordun? Ben önceleri tartıştığımızdan dolayı da oluyordu. Kayınvalidemi şeye aşağı girmek istemiyordum. Hiç girmek istemiyordum. Akile Hanım hiç görmek istemiyordun. Evet. O bulunduktan sonra biraz da olsa düzeldik. Yani ufak tefek tartışmalarımız yine oluyordu ama önceki kadar değildi. Ama eğer sizin gibi inanırsak böyle şeylere diyelim. Siz zaten evliliğinizin ikinci, üçüncü senesinde bunlar problemler olmaya başlamış. Yani kaç yıllık işte... 2006'ydı değil mi evlenmeniz? Hı hı. 2006-2016 işte 9 senedir falan zaten hiçbir türlü mutlu olamamışsınız. Sen 4 defa gitmişsin oraya. Yani öncesinde hemen senin oraya gelmeni istemeyen birileri mi acaba yaptı onu? Bilmiyorum Didem abla hiç oralarında aklımıza hiç öyle bir şey gelmedi. Sizin evliliğinizi kim istemedi? Yok Didem abla kimsenin bildiği yok. Hiç kimseye haber vermedik ki Didem abla. 3-4 gün bir konuşmamız oldu ondan sonra Emine, biz... Emine, görümce Emine seni istememiş. Didem abla bir şey söyle. Ha söyle biliyor musun mesela? Bunlar 4-5 sene kaçak yaşadılar Didem Hanım. Nasıl yani? Şatır köyünde kaçak yaşadılar bunlar. Kaçak yaşamak derken öyle biz köye bir kaçaklık bir şey yapmadık. 5-6 sene net gelmediler yani. Orada çiftlikte durdular. Aa neresi orası? Şatır diye, Çumra'nın Şatır diye bir köyü. Kim var orada Yavuz? Şatırköy'e. Birine hayvanlarına bakardım oradaydı. Bunun yaşı 16'ydı Didem abla o zaman gelmedi. Yaştan. Ondan sonra yaşı şey olana kadar. Kaç yıl bayağı kalmışsınız? Kaç yıl kaldınız? Aşağı yukarı 2 sene falan kaldım. Yani fazla 18 yaşını beklediniz. Tam yaşını doldurmadı hocam da herhalde veyahut da o zaman bilmiyorum belki de 17-18 yaşındaydı da yaş olarak değil aslında. Biz gittik oraya biraz da yaşı tutmuyordu. Biri istememiş o zaman seni. Hayır istemedi. İstemekten değil yaşından dolayı biz orada kaldık dedim oğlum. Ya şöyle annesi babası eğer bu evliliği onay veriyorlarsa zaten onların rızasıyla değil mi? Evlenebilir. Ya onlar annesi senin... vermedi dedim abla. Hayır işte birisi. Biz kaçtık ya. Heh. Bunun ablaların hepsi kaçtı. Buna ben kaçırdıktan sonra 10 yaşında diye gitmiş karakola şikayet etmiş. Biz o yüzden kaçtık. İçin açıkçası. Ya açık söylesene sen başka hangi kardeşlerine gittin talip ben oldun? Ben kimseyle konuşmadım. Olmuşsun ya. Talip olmuşsun diğerlerine. Hayır, ne de söylemiyorsunuz burada. Söylememek değil. Söyledik ya. Dursun abime, büyük ablam istendi. Ondan sonra siz verirseniz biz de veririz meselesi geçti. İstemeye başka yok. Yani o eve girip çıkan biri bunu yapabilir. Kimler girip çıkıyordu sizin evinize? Köyde herkes böyle gelip gider miydiniz birbirinize? Muskayı kim koydu acaba? Benim eve kimse gelmez dedi dedem abla. Bilmiyorum. Ondan önce bunun anası gül gelirdi. Benim anam ondan o eve hiç gelmedi. Hiç, Hacer hiç. Aba gelirdi. Gelmiş. Benim annem o eve hiç gelmedi. Şey gelirdi. Annem hiç gitmiyordu ya, diyor. Dedem abla ben size ya bir şey ne diyeyim ben size ya. Hay itiraz etti de sen de söyle. Şey, yakın köye dostlarına arayın, bak. Yakın köye arayın deyin ki Yavuz'la Mustafa'nın bu çocuktan 2 sene öncesini bir anası babası çocukları gelir mi gider mi diye bir sorun ya. Benim anam ben o eve hiç gelmedi hiç. Ben kimseye anlatmak zorunda değilim yani. Israrla gelmedi diyor. Kim ya onun dediği ben ne dedim size devam abi. Şuradan girdi başladı zaten. Tabii ben canım. Söylüyorum bak siz alemin doğrususunuz. Siz alemin doğrususunuz. Benim anam hiç gelmedi. Kızlarınız evlendi gelmedi. Cenazenizde gelmedi. Benim annem o kapınızın eşiğini bilmez lan.
Sen neden bahsediyorsun? Neden o kadar düşmanlık peki annenizde? Bilmiyorum annemle... Ya gitmediğinden bu kadar emin sen onu da biliyorsun Celal Bey. Siz benimle Arman kaldırdınız mı? Bir sene kaldırdık. Geldi mi gelmedi mi anam? Gelmedi. Gelmedi değil mi? Gelmedi. Eminsin değil mi? Gelmedi. Şöyle. Hazeri bir aran Didem abla sorun. Tamam Ümmü eve geldi mi gitti mi? Ben eminim Didem abla çünkü bunlara önce biz harmanı kaldırdığımızda biz buğday mı katıyorduk bir şey katıyorduk gelip evin önünde yardım ettiğini ben hatırlıyorum. Evin içine girdi mi? Oturup ya girerdik Didem abla ben diyorum ya. Ya açık sorayım ya o zaman lafı dolandırmayayım açık sorayım. Durane Hanım o muskayı oraya bırakmış olabilir mi? Ya bırakabilir daha evvelleri bırakabilir ben şey demem ki. Ne diyorum size bak herkese söylüyorum. Üstümde komşum var Hacer sürekli gelir gider. Ha, yapar mı yapar mı yapmaz mı ben bilemem. Üstümde Hacer var. Ondan sonra bunlar Durane Hanım yapmaz mı? Hacer abla yapmaz. Durane Hanım yapar mı? Onu bilmiyorum Didem abla. Biz nuskadan korkarız. Kimse yapmaz diye bir şey yok. Nerede çocuk? Ben de yapmazlar diyordum ama. Hacer abayı tanıyor biliyor. Ben de yapmazlar diyordum ama çocuk yok biliyor musun? Allah Allah. Ayşe Hanım'a bir gidelim hemen. Görümce Ayşe Hanım Yavuz'un ablası. Ayşe Hanım selamlar tekrar. Selamlar. Merhabalar. Merhaba, hayırlı yayınlar. Kolay teşekkürler. Gelsin. O muskadan senin ne zaman haberin oldu? Sence kim koymuştur o muskayı kardeşinin evine oraya, eşiye? Benim muskayla hiçbir haberim yok Didem Hanım. Ne zaman duydun? Ben bulmadım. Duydun. Çocuklar. Ne zaman duydun? Duymadın mı bu meseleyi? Ben bulmadım. Duydum da ben kız bulmadım. Kız kendi çocukları bulmuş. Hayır bulmak değil. Duydun mu diyorum. Duymuşsun da onu merak ediyorum. Duydum. Yavuz'dan duydum. Nerede oturuyorsun sen Ayşe'cim? Tahtalıköy'ünde oturuyorum. Çumra'nın Tahtalıköy'ünde. Çumra Tahtalıköy'ünde. Gelir gider misiniz evet. kardeşinle gelinle aran nasıl Ümmü'yle? Gelinin anlattığı gibi. Gelin hoş karşılarsa biz de karşılık veririz. Hoş karşılamasa hiç... Hoş karşıladı mı? Hoş karşılık verdiniz mi o zaman? Hiç hoş karşılamadı. Öyle mi? Evet. Nasıl davranıyordu size? Hoş geldin demezdi ki bizi görmezden gelirdi. Niye Ümmü? Sorabilirsin. Niye o kadar? Yani Yavuz'dan nefret ettiğin kadar. Ben niye evlendim yok, anlamadım benim yani. Nefret değil, yani ya da Akile Hanım'a kızdığın kadar görümcenlere de mi kızıyordun? Bir kızgınlık yok. Var. Bütün aileye bir kızgınlık yok, var. Yok Didem abla yok. Ha? Öyle diyor var diyor. Ben yok gelince... yok ben çoğu zaman geldikleri zaman ben dediğim gibi öbür odalarda oluyordum. Sıklığın içine ben hiçbir zaman için doğru düzgün girmek istemezdim. Neden canım neden? Ya, bilmiyorum Didem abla. Niye Yavuz? Ailenle arasında. Ya gelmezdi işte gelmiyordum onları sevmiyordum değil mi? Kıvırıyor. Ya ben sevmesin beni zaman. Adamlarla sonradan yani Ayşe ablayla şeyle çoğu zaman... Şimdi Ayşe'nin şüphelendiği... Başladığımız ilk dönemlerde bak biz onların o taraftaydık Didem abla. Sevmesem, şey etmesek ufak tefeklerden dolayı biraz... Ha ne diyorsun görümcesi? Sevmeserdim diyor, ufak tefek şeyler oluyordu diyor. Biz seviyorduk birbirimizi diyor. Hadi Didem Hanım, onun ufak tefek yaşıları hiç bitmedi, hiç. Bir adam geldi de ne alırsa 70'inde de aynı. Hep sorun, hep şey kendinde. Şimdi gel Ayşe'cim, Yasin kaybolduktan sonra Yasin'in kıyafetlerini kapının arka tarafında gördüm demişsin. Nerede gördün kıyafetleri? Bir zamanım saat 10'a 10 vardı, bize telefon geldi. Ben 11'e 10 kala geldim. Giriş kapısının ağzında, muskalı kapının ağzındaydı. Övlükleri, kıyafetleri, her şeyi duruyordu. Hiç evden birime yok, orada ben geldiğimde duruyordu. Nasıl dış kapının arkasında mı duruyordu kıyafetler? Evet, evet. Muskalı kapının arkasındaydı Didem Hanım. Hani çocuk yukarıda çıkartmıştı? Yukarıda, yukarıda zaten. Hayır, yukarıda hayır. Zaten. Hayır diyor, giriş kapısı. Giriş kapısının arkasında. Tamam, evet. Yukarıdaki kapı, evet. Giriş kapısının arkası. Ha, yukarıdaki giriş kapısının arkasında. Çocuk kıyafetlerini evet. Çıkar, özensiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorsun. Çocuk kıyafetlerini çıkarmış, kapının arkasında koymuş. Ümmü'nün umurunda annemin. Değil. Aynen. He, onu aynen. Anlıyorum. Annemin yanlarmış. Ben gördüğümde de öyleydi. Ümmü ya çocuk okuldan gelmiş. Evet. Küçük çocuğun da var. Yavrum benim ya. O senin evladın Ümmücüm ya. Ben içeriden verdim diye hatırlıyorum Didem abla. Dur bir şey söylüyor Ayşe. Evet. Didem Hanım hayır ben 11'e 10 geçe geldim. O kapının arkadaydı. Ertesi gün jandarmalar teker teker beslenme çantasını, övlüğünü, botunu her şeyini bireyim komşular da vardı. Hep biz bittik. Peki o sırada Ümmü ne yapıyordu? Efendim?
Ümmü ne yapıyordu o sırada? Neredeydi Ümmü? Dedem hanım, Ümmü bir günde olsa çıkmadı, 5 günde. İlk onun şeyi. O bir daha bir ay boyunca 4 hafta kaldım ben, asla Ümmü çıkmadı. Sen niye tokat attın kadına? O gün dedim ya dedem abla, o ben o sinirli vurdum dedim. Şimdi özür diler misin benim yanımda? Ben özür dilerim dedem abla da, ben vurdum o gün, ben size vurmadım diye bir şey dedim mi? Ama yapma yani. Ama bak ben söyledim. Biliyorum ben, biliyorum ama o gün ben oldu. Ben size bir yalan bir şey söylemedim. Dedi, ha ben o çocuğun sinirinde yani... Ya bir hatası var mı? Gereken cezayı adalet verir. Hatası dedem abla, kendi bakacak çocuğa. Ben dağdayım. Kim bakacak? Ben mi bakacağım? Çok ihmal etmiş. Orası bir gerçek yani. Ha. Ben o yüzden vurdum yani. Eğer bu suçsa ben çekerim suçumu. Bak Ümmü şunu söyledin. İşte demişler ki sen aşağı inersen bilmem ne yaparsan işte sana sen kötü olursun, ayılırsın, bayılırsın, şu olursun, bu olursun falan filan. Ümmücüm sen Yavuz'un sana o hareketinden dolayı çocuğunu bile arama ihtiyacı duymadın mı? Duydum Didem abla. Çocuğu dedim orada bayanlara bakın ben gideceğim. Sen dedi ayakta durma halin yok. Gidersen bir de sen... Bayılır bir yerde düşersen kimse seni sana aramaya dönmesinler. Çocuğun arasınlar. Otur oturduğun yerde dediler. Öyle mi Ayşe? O kadınlar öyle deyince ben gitmek istemedim. Ayşe öyle mi? Yani orada kadınlar evet. Demiş ki sen... Evet. Didem Hanım. Evet dinliyorum canım. Uyuma yorayım ben seni. Ben kendim konuşayım. Söyle. Onu hiç kimse öyle engellemedi. Benim çocuğum kaybolsa ben kimseyi dinlemem. Paraların o dağları da her tarafa gider. Ben yirelim kabile ben 4 hafta dağı taşı dolaştım. Direktli gitti. Yalan söyler. Yalan söyler. Çocuğun kaybolmasında yani 4 hafta orada kalmışsın doğru mu biliyorum? Beni duyuyor evet. Musun şu anda? Evet, duyuyorsun. Evet. 4 hafta orada kalmışsın. 4 evet. Hafta boyunca da bir ay eder. Ümmü asla çocuk evet. Aramaya dışarı çıkmadı. Doğru mu? Aramadı Didem Hanım. Aramadı. Asla dışarı çıkıp da abla gel bir de şuraya gidelim demedi. 4 hafta ben AFAD'la da aradım. Jandarmayla da aradım, kardeşlerimle, abimle de aradım, ablamlarla da aradım. Ya belki, çıkmadı, çıkmadı. Ayşe'cim belki o enerjiyi kendisinde bulamıyordur, halsizdir falan ama en azından kapının önüne çıkar. Orada çalışmalar ne düzeyde, bilgi alır, ne bileyim aşağı iner. Sürekli üst katta mı oturuyordu, ne yapıyordu? Gelin. Didem Hanım o tek gözde, o bir çocuğuyla, küçük çocuğuyla orada oturdu. Hiç çıkmadı. Aa. Aslında dışarıda ne olup ne böyle ne bittiğini bildiği yok onun. Allah Allah, çok enteresan. Yine. O kadar ya, 4 hafta boyunca odadan çıkmadı yani. Yavuz evet, öyle mi? Ben 4 hafta boyunca durdum, 4 hafta anca... sonra zaten bıraktık gittik. Bayramlar da gelirdi ondan sonra. Ümmü? Hayır Didem abla bak, büyük abimin hanımı geldi eltim. Onlarla bayağı kadın, çoğu kadınlar vardı dışarıda oturduk. Dursun abimin hanımı geldi, kızlarıyla şeyle sürekli hastalığından bilmem şey yaptım, hastanelere gidip gelmem ve o çocukların şeylerin yardımı oldu. Dışarıda oturmak değil bak. Araya sana... beni kadınlar gidertti, köyün kadınları gidertirmedi Didem abla. Halsizsin, küçük çocuğun var. Bir de sen bayılır düşersen seni mi arayacaklar, çocuğumu mu arayacaklar dedikleri için ben gidemedim. Anladın mı? Odadan çıkmadın diyor. Oda. Odaya kilitlemişsin kendini zaten. Çocuk da geldiğinde o odadan çıktın mı çıkmadın mı ben çok emin değilim. Kilitlemedim Didem abla. Ya odadan abla. Başka bir şey için çıktın, bir şey oldu. Yok, çıktı Didem abla. O çocuk var ya dediğim saatte çıkardılar onu, götürdüler onu. Ben onu biliyorum. Yani tahmin edebiliyorum ben o çocuğun şeyini. Tahmin edebiliyorum yani. Görümce bir dakika şey Ayşe, Yasin kaybolduktan sonra Ümmü'nün annesi gelmiş. Kardeşleri Fatma, Yeter ve Gülay gelmiş. Gelip ne yaptılar? Geldi. Başta dolaştılar. Annemin şalvarını çaldılar. Çalıp bir de annem de buldu işte. Hırsızlığa geldiler onlar. Çitlettiler. Kızının ne durumda olduğunu izlediler. Döndüler vardılar gittiler. Şalvarı mı çaldılar? Kim çaldı? Ya evet, şeylere pek evet. Girmeyin. Anasız kardeşlerim. Didem abla. Sana söylüyor annem yani. Annem ya bağlanmak istiyorsa bağlansın ben. Bağlansın. Böyle şeyleri bilmiyorum nasıl hatırlayabiliyorsunuz bu kadar net. Ben hatırlıyorum hepsini hocam da. Yani girmek gerek yok yani şu şeylere girmek. Yani ben istemiyorum yani. Bunlardan şimdi taraftan... Çocuğun kaybolma nedenlerinden birkaç neden olabilir. Şimdi Ümmü'nün. Yani o çocuğun senden olmadığı ve Ümmü'nün o çocuğu seni aldattığı, başkasının o çocuğu yaptığı değil iddiası abi, var. İddiaları söylüyorum. İkincisi Ümmü sana olan o kadar çok kızgınlığı var ki sana olan kızgınlığını o öfkeyle Ümmü çocuğa bir şey yapmış olabilir. Köyden biri çocuğu kaçırıp dilendirmek için kullanmış olabilir. Maalesef çocuklar böyle kaçırılıyor, dilendiriliyor sağda solda. Öyle çeteler var ama yani eskisi kadar olmuyor Allah'a şükürler olsun. Ya da biri
O çocuğa işte yani bunu söylemek de çok... Didem abla bizim ya evde... Ya da istismarda bulunmak için o çocuğu aldı götürdü. Sonra işte o çocuğun başına, Yasin'in başına bir şey getirdi. Bak bu... Yani o olasılıklardan bir tanesi de yürümüyor, karın duruyor yani. Sen kendin diyorsun ihmali var. Tamam. Aile gelmiş, çekirdek çiğnemiş. Ailenin bile Yasin umurunda değilmiş iddiaya göre. O zaman o çocuğun başına... Bunların şey olarak bunlarda kapasite öyle Didem abla ya. Ya ben bak bunlardan ben çok şey biliyorum da ben anlatmak istemiyorum yani ben şu çocuğu aramak istiyorum da. Ya bunların kardeşlerinin yapmadığı şeyler yani anlatmak istemiyorum ben o tarafları ya. Gerek yok yani. Çünkü onlar o kapasitede bir insan zaten. Ama bak ablanın dediklerinin önemli, Ayşe'nin tamam, dedikleri. Onun dediği doğru. 4 hafta boyunca aramaya çıkmaması. Ya Didem abla bak siz beni anlayın. Ben babasının cenazesine gittim. Ne? Tamam mı? Ne zaman? Öbür o geçen Ramazan vardı. Ben arkasındayım diyor ya. Ne zaman babam vefat etti Hüseyin Bey? 2-3 sene oldu herhalde. Gelmedi mi cenaze? 2-3 sene değil 4 kim gelmedi? 4-5 oldu Didem abla. Cenazeye Nisan gittim 4, deyince bir baktı Nisan'ın da. Nisan'ın 4'ü de aynı. 3 yıl oldu. Didem abla bak o diye benim demek istediğim o diye bak bunun babası vefat etti. Ben bunun babasının cenazesine gittim bununla beraber. Gelmedin cenazeye ya. Ya bir dinle sana ya. Gelmedin. Seni götüren kim ya? Götürdün o gün akşam koydun. Ertesi gün cenaze konulacak ortada yoktu şeye gelmedin. Şeye gittik Didem abla. Cenazeye vardık. Orada bunlar öbür tarafa geçti. Ben öbür taraftayım. Hani arkasında duracak olan kardeş Ramazan var ya. Gelmiş babası öbür tarafta morgun şeyin içerisinde yatıyor. Bana dana resmi gösteriyor. Bu iyi midir kötü müdür diye. Ben bunlardan ne bekleyeyim de. Yani bunlar böyle bu kapasitede bir insanlar. Ben bunlara girmek istemiyorum ki zaten. Belki bu işler yüzünden aranızdaki değil, bu husumetler yüzünden çocuğun başında biri. Yemin şimdi bir araya ya. Gidelim. Ayşe'nin daha seninle ilgili farklı iddiaları da var. Onlara da konuşmak istiyorum. Arkasından da bütün İstanbul'da hepimiz beraber Tuana'yı arıyoruz. 17 yaşındaki Tuana'nın başına ne geldi? Nerede? Kimin yanında? Annesiyle, ailesiyle neden görüşmüyor? Görüşmek istemiyor. İnşallah sevgili Tuana'yı ailesiyle barıştıracağız. Daha doğrusu bir araya getireceğiz. Anneanneyle kalıyormuş zaten. Bir ay anneannede kalıyormuş, bir ay annede kalıyormuş. Anneanne de burada. Geldi değil mi arkadaşlar anneanne? Gelmek istemedi mi? Vazgeçmiş olabilir diyorlar. Bakalım konuşacağız. Anneanne son anlarında onunla mı beraberdi? Sevgili Tuana'nın fotoğrafını gösterelim. Onun fotoğrafı ve sizin ihbarlarınızı bekleyerek bir araya gidelim. Sonra devam edelim hemen. İstanbul Tuana'yı arıyor. Ben her yere başvurdum ama yavrumdan hiçbir haber alamadım. Ben evladımı bulmak istiyorum. Tam 6 gündür kayıp. Bana ne yaparsan yap ben annenim. Her şeyi affederim. Gel yavrum bana gel ne olur. 17 yaşındaki Tuana nerede? Ben bir anneyim. Evladımı bulmak istedim. Canımdan endişe ettim. Korktum. İstanbul'daki bir benzinlikten sır oldu. Benim kızımı yanında tutanlar çok büyük suç işliyor. Esrarengiz motosikletli mi onu kaçırdı? Kızıma kim yataklık ve yardım ediyorsa ben hepsinden şikayetçiyim. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Tek bir kuş hayat kurtarır. Benim başıma gelmez demeyin. Şiddete uğruyorsanız, takip ediliyorsanız, başınız dertteyse KADES uygulamasını kullanın ya da Alo 183 sosyal destek hattından yardım isteyin. Kızından 6 gündür ayrı. Ben bir anneyim, evladımı bulmak istedim. Canından endişe ettim, korktum. Öldü mü, öldürüldü mü, bir yere mi atıldı, kesildi mi diye düşünmekten ben çıldırıyordum. Herkesten de yardım bekliyorum. 75 bin onun önünde söylüyorum. Kızıma kim yataklık ve yardım ediyorsa ben hepsinden şikayetçiyim. 17 yaşındaki Tuana... Benzinlikte sır oldu. Benim kızım Gülşah denen bir arkadaşı vardı orada. Onun evinden sözde Gülşah Hanım'ın dediğine göre benim yavrumu 7.30-8 arası arabaya bindirdiğini ama lakin bana arabadan hiçbir şekilde aranmadığını ve o saatten sonra benim yavrumun kayıp olduğunu anlaşıldı. Ben her yere başvurdum ama yavrumdan hiçbir haber alamadım. Benim kızım
kızım biraz da TikTok meraklısıdır. Şöhret olma meraklısıdır. Bunu bir anne olarak ağır ama söylemek zorundayım. Benim kızımı yanında tutanlar çok büyük suç işliyor. Bir an önce aklınız varsa en yakın karakola veya en yakın polise arayabilirsiniz. Bir yere bırakabilirsiniz. Benim evladımı bırakın. Benim evladımı kimse zarar vermeden ben evladımı bulmak istiyorum. Çaresiz anne kızına seslendi. Kızım eğer bana gelirsen söz sana bir daha ne karışacağım ne yapacağım. TikTok mu çekiyorsun? Çek. Instagram mı giriyorsun? Gir. Ama yeter ki benim yanımda ol. Ancak sana ben karşılıksız severim. Başkası değil. Herkes kullanır yavrum seni. İşi bittiğinde de bir kenara atılırsın. Ama ben öyle değilim. Ben bir anneyim. Bana ne yaparsan yap ben annenim. Her şeyi affederim. Gel yavrum bana gel ne olur. Ay sevgili Ulviye Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi sevgili kızın Tuana çok da güzel bir çocuk. 17 yaşında bir ay önce doldurmuş. Evet. 2004 doğumlu. Evet. Sosyal medyaya çok mu meraklıydı? Çok. Haddinden fazla. Özellikle bu başımıza yeni bir olay çıktı. TikTok. TikTok evet ya. TikTok ne yuvalar yıktı, ne anneler evlatsız bıraktı. Biliyorum. Ne çocukları annesiz bıraktı. Daha neyi sayayım ki ben? Bunu bizim devletimiz bunu kaldırmadıkça bizim gibi anneler daha sürünmeye mahkumdur. Geçen gün Sayın Aile Bakanımız Derya Yanık'la birlikteydik, ziyaret ettik kendisini. O da dedi ki TikTok'ta biz evet. Türkiye olarak bayağı birinci sırada mıymışız? Tabii tabii çok aktif kullanıyormuşuz. Evet. Dünya birincisi falan mıymışız? Çok büyük sıkıntı yani. Yanlış bir şey söylemiş. O kadar çok fazla evet. kullanıyoruz ki. Peki sen kaç evladın var? Benim 3 evladım var. 3 evladım var. Evet. Tuana'nın babasıyla? Ben ayrıyım. Ayrısın. Evet. Sen şeyde Zeytinburnu'ndan evet. yaşıyorsun. Evet. Bir de annen var. Evet. Aslında annen buraya yayına gelecekmiş Zeynep Hanım. Anneanne, çünkü bir ay sende kalıyor. Bir ay anneannede kalıyor. Orada daha çok kalıyor. Benim, niçin? Öyle? Benim evimde engelli bir 8 yaşında çocuğum var. Ah canım benim. Hem kanser hem epilepsi hastası. Of Allah bir de şimdi otizm başlangıcı koydular ona. Hı hı. Ben anneyim. Aslında hiçbir evladımı ayırmıyorum ama... Özellikle ben biraz küçüğüne daha düşkünüm. Çünkü kriz geçiriyor, onu mecburum her dediğini yapmaya. Yeri geliyor, ekmek almıyorum, ona mecburum her dediğini almaya. Bunu yaptığım için kızım bana hep düşman oldu. Tuana mı? Evet. Sen onu seviyorsun, sen sadece onun annesisin. Bizim annemiz değilsin, bizi ikinci evlat muamelesi yapıyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Hanginin canı yansa, benim onlardan fazla şu an canım yanıyor. Yanmaz mı? Ya ben akşam... Allah razı olsun. Benim engelli oğlum Cengiz dede öğrenci şey okulunda. Beste dede oğlu var orada. Allah ondan bir kere değil bin kere razı olsun. Meclis üyesi büyük şehirde. Ona telefon açtım. Dedim ki Beste Hanım Allah rızası için bana yardım edin. Ben kızımdan hiçbir şekilde bir haber alamıyorum. Ben ne zaman gitti? Ne zaman evden nasıl ayrılmış? Anneannenin yanındayken galiba kayboldu. Kızım şöyle bir şey. İsminizi de unuttum. Didem. Ha, Didem Hanım. Didem. Benim kızım anneannesinin yanındaydı. Hı. Benim yanımda kalıyordu. Çocuklarla anlaşamayınca anneanneye gitti. Tamam. Anneannenin yanında orada Çerkezköy'de canı sıkıldığı için anneannesi de bu TikTok merakından başına bir bela gelmesin diye yanına onu işçi olarak aldı. Hı hı. Orada Köyde. Bir kafede çalışıyor evet. anneanne. Evet. Torununla beraber evet, ne iş yapıyor kafede? Aldı. Ayıp değil bunu söylemek. Bulaşık yıkıyor benim annem. Tabii ki yıkayabilir yani. Benim kızım da çaycıydı. Komillik yapıyordu yanında. Ya, emeğinin karşılığıyla kazanıyordu. Evet. Günlük 100 milyonla çalışıyorlardı. Ne zaman o işe yerleşti peki? 20 gün çalışmadı. Kızım koronaya yakalandı. Hı. 20 gün önce mi oluyor bunlar? Yok Kasım'da bunlar Kasım'da oluyor. Kasım'da oluyor tamam. Okumadı mı maalesef Tuana? İşte ben tek başına büyüttüğüm için. Ne zaman ayrıldın babadan? Babaları. Hiçbir arada durmadık ki. Resmi olarak boşandınız mı? Evet. Ben iki çocuğumu da. Bütün beni tanıyanlar zaten bağlanacaklar. Ben iki çocuğumu da yardımlarla ev temizliklerini işleri temizleyerek baktım. Hepsini bu boya bu posta ben getirdim. Peki en son anneanne onu iş buluyor. Evet. Bir koronaya yakalanıyor. Evet. İşte. Orada Gülşah denen bayan da annemlerin yanına bulaşıkçı olarak giriyormuş.
Benim kızım çok rahatsızlanınca anneannesi işi almıyor. Annemin evinde kalıyor benim kız. O gün dinleniyor. Bu Gülşah denen kız benim kızımı hiç bırakmadı. Arkasını hiç bırakmadı. Ne iş yapar bu Gülşah? Orada o da bulaşıkçı girmiş. O kafede çalışıyor. O kafenin ismini söylemeyelim. Evet. Ondan sonra benim kızımı arıyormuş. Doğan'a niye bugün işe gelmedin diye. Abla ben ölüyorum demiş kızım. Bayan da alıp onu hastaneye getiriyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne. Kızım da virüs çıkıyor. Anne kendi adresini verdiği için Gülşah'ım benim kızım koronada o evde çıkartamıyorum. Ben İstanbul'da aradım hani gereken her şeyi yaptım hani bu hastaneye alayım kızımı. Peki Ulviye Hanım nasıl kayboldu? Yani nasıl gitmeye karar vermiş? Koronası bitti kızımı kendi yanıma aldım. Tamam. Ama bu Gülşah Hanım yine de rahat bırakmadı. Ben bütün mesajlarını Gülşah Hanım'ın gönderdim zaten ekibinize. Ne diyor Gülşah? Derdi neymiş? Ben kızımı mahsus yatmadığı halde yatıyor. Oradayım, buradayım, oyalıyorum, arama diyorum kızımı. Ondan sonra o ben kötü bir şey mi yapıyorum? Kuzum beni bir ara, uyandıysan ara. Ya senin 4 tane evladın var. Senin 5. evladın benim kızım olamaz. Kaç yaşında bu kadın? 29 yaşında. Kızın 17 yaşında. Evet ve kendi mahallesine benim kızımdan ötürü kocasının ilk çocuğu olduğunu söylemiş. Aa. Evet. Kocasının ilk çocuğu. Evet ilk çocuğu olduğunu yanına söylemiş. Yanına da götürmüş bu şekilde. Evladı gibi dolaştırmış yani. Evet. Peki annen bunları bilmiyor mu? Zeynep biliyor. Hanım? Korona olduğu için biz bir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlandı. Korona bitti kızımı yanıma aldım. Kızımı yine rahat bırakmadı. Sürekli mesajlar arıyor, mesaj atıyor. Ben azarladıkça arıyor. Hatta bir akşam bir mesaj attı. Ben onu da size gönderdim ekibinize. Hepsini hazırlayacağız. Evet. Selami parayı aldı. Kızıma atıyor mesajı. İstersen biletini kestireyim. Hani ne yanıma demek, gel. Bu parayı aldı. Eşinden ötürü Selami parayı aldı. Senin biletini kestireyim. Çerkezköy'e gel. Ben de gerekmez dedim. Yani niye mesaj attım? Niye bu kadar sahip çıkıyor Gülşah Hanım bu çocuğa anlamadım ben o yani. O benim 5. kızım diyor. Kendi çocukları var. 4 tane küçük. Onlarla ilgilensin. Evet ona i̇şte. Ne ki yani. Allah Allah. Kızım. Senin kızınla aran nasıldı? Benim kızımla aram normalde çok iyiydi. Ta ki biraz işte çocuğa iyi davranınca bizim ara açılıyor. Şimdi kızının bazı görüntüleri var. TikTok'ta çok meraklıydı. Maalesef o kadar çok TikTok'a giriyordu ki diyorsun. Ya gerçekten yani o TikTok bunları benim yıkıyor. Size gönderdikten ben hiçbirine erişemedim. Hepsini bana Gülşah Hanım gönderdi. Gelsin görüntüleri, kızımızın görüntüleri. Belki görenler, duyanlar varsa bizi ararlar görüntüler sayesinde. İzleyelim kızımızın görüntülerini. Gözlerime nasıl tuttun ellerimi, nasıl kanmışım sana. Ben kurudum düştüm dalından, sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gitsin. Biz hiç beceremedik sevmeyi de terk etmeyi de. Herkesi sevgiye doydurdum, bir beni sevemedin neden? Su gibi. Nasıl çok güzel. Peki o TikTok'lara çektiği ev kimin evi? Bu Gülşah Hanım'ın evi. Gülşah Hanım'ın evi. Evet. Yani topu topu ne zamandır tanışıyorlar bu Gülşah'la? İş yerinde 10 gün tanışmışlar. Ya Kasım ayından beri. Evet. 2 aydır tanışıyor. Evet. Evine gidiyor. Evet. Gülşah ona birden kızım diyor. Evet. Gülşah o kafede çalışıyor. Kocası ne iş yapıyor? Bir şeyde çalışıyormuş Çerkezköy'de. O da bir dükkanda çalışıyormuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu anda onların yanında olabilir mi senin kızın? Büyük bir ihtimal. Onu da nasıl emin oldum hanımefendi? Evet. Dedim ki Gülşah kızımı en son sen gördün. En son arabaya bindirdim diye yerini sen biliyorsun. Ben dedim şu haberi söyleyeceğim. Ekibi sana göndereceğim. Kızımı nereye bıraktın? Nereye koydun? Göster. Çünkü sen kaybettin onu. Senin yanında buhar oldu benim kızım. Bana baştan tamam abla dedi. Elimizden geleni yaparız. Sonra bana attığı mesajlar sizde. Anne olsaydın dedi evladına sahip çıksaydın. Ben evladıma sahip çıkıyorum. Sen bırakmıyorsun ki bana sahip çıkayım.
Sen evladına sürekli... sahip çıktın mı? Bak, engelli çocuğumdan ona fazla ilgi gösterdiğim için bunlar oluyor diyorsun ama aslında öyle olmuyor biliyor musun Hülviyeciğim? Yani şimdi o çocuğa ilgi gösterdiğin için ilgisizlikten yani bazı farklı ihbarlar geliyor da senin çocuğa şiddet uyguladığınla ilgili dövüyor muydun çocuğu kızı? Kimi? Kızını dövüyor muydun? Yok. Böyle ihbarlar geliyor enteresan. Hayır. Yani. Bazı hayır. Telefonlar ihbarlar geliyor. Hayır. Hiç. Ben kızıma bir kere vurdum. O zaman çok acı dövdüm. Ben inkar etmem. Niye dövüyorsun çocuğu ya? Kızım 16 yaşındaydı. İlk evden kaçtı. Kaç kez evden kaçtı? 3. 3 kez. Evet. İlk evden kaçtığında ne evet. oldu? Kardeşinden Halkalı polisinde bulundular. Hı hı. Kendi başlarına benden korktukları için, geç saat oldukları için gece 4'te arandım. Kaç yaşındaydı ilk kaçtığında? 16 yaşında. Yani 16 yaşından itibaren evden kaçmaya evet. başlıyor. Ne evet. olduysa 16 yani bir sene önce evet. oluyor. Evet, çevresi değişti. Bu TikTok alemleri çıktı, Instagram çıktı, Messenger çıktı. O bambaşka arkadaşlar edinmeye başladı kendine. Çevresi değişti bir anda. Sosyal medyadan tanıştığı birileri var mıydı peki çok acaba? Var. Gülşah dışında. Çok var. Yani acaba Gülşah'ın yanında mı yoksa sosyal medyadan tanıştığı birilerin yanında olabilir mi? Ben Gülşah'ın yanında olduğuna veya olmasa dahil Gülşah onun nerede olduğunu biliyor. Bundan adımdan eminsem akşam bundan daha da emin oldum eminim. Şimdi bir ara çocuğu Tuana'yı da kızını da yurda vermişsin. Ben vermedim işte. Kim onu ver? Araştırabilirsiniz. Kendileri gittiler. Kendileri kim? Kızımla oğlum. Nasıl? Poyraz'dan Tuana gitti. Bunu araştırabilirsiniz, benim yalanım yok. 2 yıl önce. Evet. Şimdi 2 yıl önce Tuana 14 yaşında. Evet. Oğlun kaç yaşında? Aralarında 2 yaş var. 9-10 yaşındaydı oğlum da. Şimdi 9 yaşında bir çocuk, erkek çocuk da 14 evet. yaşındaki bir kız çocuğu gittiler. Yurda yerleşmek istediler. Evet. Neden? Annem bizi eve almaz. Bu saatte korkmuşlar. Gitmişler. İlk kimin yanına kaçtı? İlk kaçtıkları günden bahsediyoruz. İlk kaçtıkları gün benim oğlanın mahallede bir arkadaş edindi kendine. O çocuk da yurttan bir çocukmuş. O çocuğum onun peşine takıla takıla takıla, ablası da takıldı. Onunla beraber o çocuk ona demiş ki ya bizimle bir yurda gelin. Annen işte size izin vermiyor. Saat veriyorum. Mecburum saat vermeye. Çünkü gecenin ispatı yok. İkisi de küçük. Niye kaçıyorlar peki? Yurdu çok güzel anlatmışlar ona. Gel işte bizim orada istediğimiz saat çıkarız. O çocuğumun arkadaşı. Yurt öyle değil ki. İstediğin saatte girip çıkılır mı ya? Daha da işte. Sıkı kuralları var. Ondan sonra onlar korkudan oraya gidiyorlar. Ben sabah bekliyorum evlatlarım gelecek diye. Zeytinburnu'nda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Meryem Hanım var. Benim küçük çocuğumun psikoloğu. Hı hı. Ben sabah oluyor ona gidiyorum. Diyorum ki Meryem Hanım bana akşam böyle böyle bir telefon geldi. Çocuklarım Halkalı polis emniyetindeymiş. Benim de dedim param yoktu. Dedim ki ben komşuyu kaldırayım. Para alayım, siz de taksiye bindirin onları bana gönderin. Ama çocuklarım gelmedi dedim. Onları bana Meryem Hanım buldu. Arayıp sorabilirsiniz. Sonra yurda gidip yurtta mı kalmak istediler? Yurtta kaldılar. Ne kadar süre kaldılar? 2-3 ay kalmadı. Ben yurtlarına gittim, teslim almak istiyorum dedim. Ve aldım da kızımı. Kendisi gelmek istedi mi? Geldi. Kendi geldi yanıma zaten. Peki bir şey söyleyeceğim Hürriyeciğim. Bir ay sende, bir ay neden babaanne, anneannede kalıyorlar? Çerkez'de yeğenim var. Orada arkadaşları var. Hani benim bütün çevrem Çerkezköy'de. Hı. Yani onun yaşıtları, erkek olsun, kız olsun hep orada. Ama benim yanımda hiçbir akrabam yok. Dolayısıyla orada kalıyorlar. Evet. Ben de biraz sıkıyorum. Yalana gerek yok, sıkıyorum. Ne yapıyorsun? Sıkmak zorundayım. Ne yapıyorsun? Yani mesela dışarı çıkartmıyorum. Çıksa da benim yanımda çıkıyor. Çünkü daha önce bir olay yaşadığım için onunla Gökalp Mahallesi'nde. Ne yaşadın? İsmini vermem gerekiyor mu o şahsın? Şahsen sizin... Soy ismini vermeden ismini verebilirsin. Zaten soy ismini bilmiyorum. Söyle. İkinci kaçışı Doğukan adlı çocuk da çıkmaya başlamış. Kaç ona yaşında kaçtı. Yine? O zaman kızım 17. Hı-hı. Şey pardon. 16 yine. Hep 16 oldu. Tamam. Doğukan da 22 yaşında. Tamam. Onunla bir sevgililik oluyor. Sevgililik oldu. Kaçtılar. Ama ben duydum. Ben bağırdım. Çok bağırdım. Seni dedim gerekiyorsa eve kilitleyeceğim. Hı hı. Nitekim de kilitledim. Çıkmasın, gitmesin. Zararlı madde kullanıyor, satıcıydı. Yasaklı maddeyi evet. kullanıyor. Peki kızın yasaklı maddeye alıştırıldı mı? Ben testini istedim ama çocuğa bağlı dediler. Yapmadılar. Çocuğa bağlı rızası olur mu? Rızası aranır. Rızası aranır mı? 16-17 evet. yaşında olduğu sonrası, için. Evet. Yapmadılar. Şüphelendin mi son dönemde peki? Ya da annen, senin annen Zeynep çok Hanım? Çok şüphelendim. Benim annemi bile dövdü benim kızım. Anneanneyi de mi dövüyor? Anneanneyi de dövdü. Morluk taşıttı anneannesinde kızım.
Peki para mı istediği için mi dövüyor? Para vermediği için? Arkadaşlarından, oradaki arkadaşları da çevresini annem beğenmediği için, eve çağırdığı için annem arkadaşlarına bağırmış. Bununla bir de arkadaşlık yapmayacağınız diye annemi itmeye itmiş. Buralarını morluk taşıttı anneme. Şimdi bir yerde görenler var. Sevgili izleyiciler, ihbarlarınızı bekliyorum. Ben Tuğan Ayım'ın görüntüsünü daha paylaşayım sizinle. Evet, gelsin ekranlara. Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım, ben bulurum, seni yine bulurum, olur. Yana yana yan yana, nanin nan nan na, tenimde fırtına, nanin nan nan na, ben ya. Hadi sen de söyle, aşka geldi böyle. Söylemiştim ya dinle. Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım, ben bulurum, seni yine bulurum, olur. Yana yana yan yana, nanin nan nan na, tenimde fırtına, nanin nan nan na, ben ya. Ne kadar klip çekmiş? Yani daha doğrusu klip mi deniyor bunlar? Bunlar bir kısmı herhalde, bir kısmı. Yani daha bir sürü var. Çeyreğinin çeyreği. O kadar yani. Gece gündüz elinde telefon, evet, mu vardı? Evet. Aynanın karşısına geçer. Makyajını yapar. Hı. Dolabını açar. Üstünü sabaha kadar değiştirip değiştirip TikTok çeker. Yani hastalık, bağımlılık artık bunlar. Galiba. Ve hep şey istiyordu. Bu K varmış. K neyse bu TikTok'ta. Ben onu anlamıyorum. Ne arkadaşlar ki TikTok olan K var mı? Varmış. K varmış. Seda senin vardır. Hediye geliyormuş. Para kazanılıyormuş. Tamam işte onun peşine. Kilobayt gibi muhtemelen. Şey, ne kadar tıklandıkça çok yani şey yapıldı. Evet. Yani TikTok'tan da para kazanıldığı için. Öyle bir de maalesef, evet, işin içerisinde para olduğu için de. Öyle çocuk. Evet. Peki senin kızın aynı zamanda ünlü olmak istiyormuş. Böyle ünlü olmaz ki. Ona göre yorulunuyor. Şimdi ünlü oldu da hoş bir şekilde ünlü olmadı. Şu anda yani izlenen bir programda. İşte Allah'a ben, şükür izlenen bir programda. Bütün kamera internetlerde telefonda bilgi verdim. Gençlik Kolları Başkanı'yla diyalog geçti benimle. Hı hı. Kızımın resimlerini istedi. O da paylaştı. Tekirdağ bir... Dolayısıyla her yerde kızının fotoğrafları falan paylaşıldı. Peki, her yerde. Aha, ihbarlar da geliyor arkadaşlar. İhbarlara da bir bakabilir misiniz? Peki şu anda bir kızına seslenir misin lütfen? Bak şu hangi kamera senin? Şu ışığı yanan kamera var ya. Bir kızınla konuş ne olursun. Bak Suana, yalvarıyorum kızım. Bu gittiğin yol değil. Senin benden, benim senden, ben her zaman diyorum. Biz bu hayatta 4 kişiyiz. Hiçbir zaman 5 olmadık. Biz açta kaldık, tokta kaldık ama hep beraberdik. Sen yanında kimlerle geziyorsan onlar senin şu an günlüklerin. Ama ben gerçeğinim Tuana. Yalvarıyorum. Gel. Ne istiyorsan ben onu yapacağım. Bak burada söz veriyorum. TikTok mu ne istiyorsan ben kendim söz veriyorum. Karışmayacağım sana. Ne yapıyorsan yap. Ama yeter ki benim dizimin dibinde otur. Ki ben bileyim senin başına bir zarar gelmedi. Saçının teline zarar gelmedi Tuana. Bir videosu daha var. Orada da gözyaşı döküyor Tuana. Ağlıyor. Gerçekten ağlıyor mu yoksa? Babası, ayrıldığı babasıyla 2 kere görüştü o Didem Hanım. Ayrıldığı babasının babası yani. Yani kendi senin öz ayrıldın. Babasıyla 2 kere görüştü hayatta, ya 2 kere ya 3 kere. Yapma ya. Ben babasının bir şekilde telefonuna ulaştım. Dedim ki bugün kızının doğum günü.
Gel. Kızın 17 yaşında oluyor. Para istemiyorum. Pul istemiyorum. Benim istediğim sadece kızımın yanında ol. Biraz sevgi. Onu istedim ondan ama benim öyle bir evladım yok ya Bersin. Hiç dedi. Arayıp sormuyor yani babası. O da o mesajı görünce ben unuttum telefonumdan silmeyi. Ha, o da o mesajı gördü. Görünce evet. Gelsin ekranlara ya. Çok üzülmüş. Ne tuhaf değil mi? İçimizi acıtan da o. Acımızı dindirecek olan da. Vay bu ne sitemdir. Kimedir nazım? Ne tuhaf değil mi? İçimizi acıtan da o. Acımızı dindirecek olan da. Vay bu ne sitemdir. Kimedir? Baba ayrıldığında babayla kaç yaşındaydı çocuklar? Baba ayrıldığında ya biz siz yollarımızı ayırdığımızda Tuana karnımda bir aylıktı. Oo. Daha doğmamış. Hiç doğmadı. Sadece iki defa gördü. Ya. İki mi üç mü? Of be çok fena. Benim de hatalarım olabilir. Bak ben inkar etmiyorum. Belki çok sıktım. Ama belki çok üstüne gittim. Yeri geldi bazen sinirden. Olabilir biz anneyiz. Ben her şeyle uğraşıyorum. Yeri geldi belki ağır sözler de söylemiş olabilirim. Ama benim de artık dayanacak gücüm kalmadı Didem Hanım. Tek başınayım hayatta. Peki baba İstanbul'da mı yaşıyor? Nerede yaşıyor? Bilinmiyor. Ne iş yapıyor? Mermerci diye biliniyor. Ben ondan sonra zaten o mesajdan... Senin çocuğun da o adamdan değil mi? İki çocuğum. İki çocuğum. En son küçük olan, engelli olan? Evet. Başka bir eşinden. Bir dakika başka daha Tuana doğmadıysa ayrılıp gittiğinde öbür çocuk nasıl? Onu anlatayım hocam hemen. Tuana en büyük doğru. Evet. Evet. Tuana babasına biz evlendim diyor. Ben anlatırım. Her şey zaten kanıtlı. Ben evlendiğimde Tuana'nın babası asker kaçağıymış. Biz bilmiyorduk. Hı hı. Beni Afyon Konarı Köyü'ne getiriyor. Hı hı. Ben hamileyken aradan bir hafta 10 gün sonra biz köydeyken hocam jandarma evi basıyor. Alıyorlar onu apar tapar asker kaçağı diye eve getiriyorlar. Benim de ilk hamileliğim. Eşimin yani Tuana'nın babasının ailesi benden çok korkuyor. Benim yüzüm, elim, yüzüm şişmeye başlıyor. Bu bizim başımızda ölürse bunun ailesi bizi zarar verir diye beni apar topar abisi İstanbul'a gönderiyor annemlerin yanına. Tamam. Ben hamileliğimi yaşıyorum, doğum yapıyorum. Kızım 4 yaşında oluyor, baba çıkıyor piyasaya geliyor. Bir daha birliktelik ya, geliyor hayatına annemler geliyor. Annemler de diyor ki ben ayrılmak istiyorum, annem her şeyi anlatabilir. Şimdi ben ayrılmak istiyorum. Şimdi hatta zaten anne, annen. Ayrılmak istiyorum, annem de hayır diyor. Birine yapıp birine büyütmek çok zor. İkinciye yine barıştırıyorlar bizi. Barışınca da tekrar onlarla barışınca bir hamile sefer başka programlar var. Onun konusuna hiç girmeyeyim ben. Peki annen hattaymış. Anneanne Zeynep Hanım. Zeynep Hanım hatta mısınız? Hattayım. Merhabalar canım benim. Şimdi sizin, merhabalar. Siz torununuzu kendi çalıştığınız kafede işe sokmuşsunuz. Evet beraber birlikte gidip geliydik. Tamam sonra orada biriyle mi tanıştı? Nasıl evden? Orada biriyle tanışmadı. Hı. Kadın vardı bulaşık yıkayan. Tamam. O kadın bir hafta falan çalıştı bizimle. Evet. Ama ne zaman birbirlerine telefon numaralarını verdiler ondan hiç haberim yok. Bir gün rahatsızlandı bu. Evet. Ben onu sağlık ocağına getirdim. Hı hı. Dedi çok kötü üşütmüşsün. Ben de dedim bugün eve işe gelme kızım. Evde dur dinlen. Ye ekmek yap dedim. Tamam anneanne dedi. Ben işe gittim. İşe gittiğimde o kadını aramış. Kadının evini bilmiyorum. Hı hı. İşten de çıktı kadın. O kadını aramış. Peki siz aynı mesai arkadaşın Zeynep Hanım. O Gülşah nasıl biri peki? Yani sen tanımaz mısın Gülşah'ı? Dörtlük. O ne iş yapıyordu peki Zeynep'ciğim orada? Bulaşık yıkıyordu o da. Hiç sohbet etmiyor muydunuz? Yani senin torunla böyle fazla mı samimi olmaya çalıştı? Vallahi hiç samimi değildiler. Ben de şok oldum. Vallahi. Çok fazla da çünkü çalışmadık birlikte. Bir hafta bile durmadı çıktı. Çok küçük çocuklarım var demişti. Beyin bakamıyor çıktı. Yalancılığı da var. Yani nasıl desem ki artık... Bilmiyorum peki, ama Zeynep'ciğim, onu orayı çağırmanız lazım. Benim torunum zarar görmeden onu çağırın. O itibatta benim torunumla. Gülşah o biliyor onu nereye yönlendirdiğini. Biliyor mu peki bir dakika? Ne yapacağım emin oldum.
Ben onu Show TV'ye vereceğim dedim. Beni engelledi. Ağır ağır mesajlar attı. Sen anne değilsin, evladına sahip çıkamıyorsun diye bana mesaj attı. Gülşah mesaj attı. Evet, iki tanesi de var orada. Arkadaşlar hazırlasanız bir tane mesajı. Gülşah Hanım'a da ulaşmaya çalışın. Hangi sıfatla başka bir ailenin çocuğuna sahip çıkıyor? Derdi ne? Ya da bizim bilmediğimiz Ulvi Hanım'ın yaptığı bir şey varsa gitsin emniyete söylesin. Emniyette. Evet ya, şu anda da alıkoyuyor yani. Alıkoyuyor, 17 yaşındaki. Çünkü evet. Benim Show TV'ye çıkacağım bir tek ben Gülşah'a söyledim. O da kızımı en son gördüğü için. Kızım akşam beni Instagram'dan aradı. Ne dedi? Kamerasında ben yüzünü görmedim kızımın. Nerede? Nasıl bir hayat içinde bilmiyorum. Yalnızca bana kızın dedi ki siz oraya çıkarsanız o resimlerimi toplatmazsam senin üstüne öyle iftiralar atarım. Öyle hakaretler ederim ki seni 70 milyona rezil ederim. Ben alnım açık, beni her yerden görüyorlar. Benim yaşadığım mahalle de biliyor nasıl bir hayat sürdüğümü. Annemlerle daha önce iki çocuğumla annemin evinde kaldığımda da Merkez Efendi de benim nasıl bir karakterde insan olduğumu biliyor. Kamerayı açmadı o sırada. Açmadı. Senin dedi dostun olduğunu söyleyeceğim. Bak ben ona rağmen alnımı kırıştırmadım, çıktım geldim. Çünkü Allah'ıma şükürler olsun bende öyle bir şey yok. Ya böyle mi seni tehdit etti? Evet, öyle tehdit etti beni kızım. Biri mi bu aklı veriyor yoksa bunu hep zaten sana karşı bir öfkesi? O doldurulmuşa geliyor. Ve o kadının doldurulmuşuna geliyor. Nerede oturuyorlar? Evi nerede Gülşah Hanım'ın? İnşallah. Söylüyorum ihbarda bulunsunlar. Bütün komşular onu Selami'nin kızı olarak tanıyor. O Selami'nin kızı değil, o benim yavrum. Terkezköy Emniyeti duydu artık. Evet evet. Adresi ben zaten onu da söyledim. Ya emniyet zaten şu anda bütün İstanbul soğanla yarıyor. Şu anda emniyet arıyor, çocuk şube arıyor. Açık adresini veriyorum. Evet. Bana dedi ki kamera gönderirseniz dedi. Evet. Engellerim seni dedi. Kamera gönderemezsin bana dedi. Bir de iftira atmaktan bahsediyor. Yani o kadar çok annesinden. Atsın. Umurumda değil. Beni ya, tanıyan tanıyor. Annesisin canım sonuçta. Annem aslında sahip çıkmıyor diyor ya. Aslında şu an burada olmakla annesi o kadar güzel sahip çıkıyor ki Tuana ya. Bunun bu ilk değil ki hocam. Bu arada Gülşah Hanım Tuana'yı Çerkezköy'e bir benzin istasyonuna bıraktım. Evet. Motorlu bir geldi, evet. Onunla konuştu. Eve dönmek zorundayım, evet, demiş. Evet. Bir anlatır mısın ne dedi sana? Bir motorlu kimmiş o? O kadar bir dedi. Ben karakolda da ifademde de aynısını verdim, size de verdim. Hı-hı. Ben Tuana kızım demiş ki Ben demiş annemi biliyorum. Ben şu an senin yanından gitmezsem annem, ben tilkiysem annem benim kuyruğum. Beni yılan deliğine girse bulur çıkartır. Çünkü daha önce çıkarttım iki kere. Hı hı. Çıkarttığı için annem beni bulur, benim acil gitmem lazım demiş. Onun demesi. Gören bilen, ondan başka şahit yok ortada. Helal olsun, vazgeçmeden kızını ne olursa olsun arıyorsun. O benzinle getirdim diyor, bıraktım diyor, görmedim diyor. Gülşah Hanım hattaymış şimdi. Ha? Alo Gülşah Hanım. Bağlandı mı? Gülşah Hanım şu anda canlı yayındasınız. Didem Arslan Yılmaz ben. Şimdi anladım. Ben şimdi programı izliyorum. Ama bir şeyim var. O kadın konuşmasın. Sözümü kesmesin. Ben gayet güzel dinledim. Ben sizle konuşacağım. Tamam, konuş. Neyse. Tabii. Hepsini de anlatacağım. Anlat tabii ki. Nerede şu anda Gülşah? Onu söyle bana. Tuana nerede? Ben Tuana'nın, bakın. Tuana'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Annesi bana dedi ki ne? Gülşah dedi. Tuana dedi Kilis otogarında görülmüş dedi. Kamera kayıtlarına ben Tuana'nın İstanbul'a gittiğini biliyorum. Ama Tuana koymuş Kilis'e gitmiş. Benim haberim yok. Kilis'e. Kilis mi? İhbarlar geldi Kilis'e ama gitmiş. Yanlış ihbarlar. Gülşah sen nerelisin? Adanalı mısın? Antepli misin? Ben Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Elbistanlısın. Peki evet. En son Kilis nereden geldi? Yani Kilis'te tanıdığı biri mi var? En son çünkü sen onunla çok samimi arkadaş olmuşsun. Çünkü bakın ben çok samimi arkadaşım, şöyle samimiyim. Ya konuşulacak çok şey var, şarjım çok az ama yine de anlatacağım anlayabildiğimi. Şimdi sen ne zaman tanıştın Gülşah? Sen Tuana'yla çalıştığınız beraber, anneanneyle beraber torununu getiriyor, orada tanışıyorsunuz. Topu iki aydır şimdi, tanışıyorsunuz, doğru mu? Bakın. Ben size anlatayım o zaman olayın nasıl geliştiğini. Ben bir lokantaya girdim, bulaşıkçı olarak çalışmaya başladım. Tamam. Maddi durumdan dolayı 4 tane çocuğum var benim. Tamam. Ondan sonra Tuana ile orada tanıştık. İlk başta biz Zeynep Hanım'la tanıştık, annemlesiyle. Bana orada yalancı diyor ya. Bir yalanım şu oldu. İş yerine ben yalan söylemek zorunda kaldım. Eşimi dedim işten çıkardılar dedim. İş bulmak zor. Bir tek yalanım o oldu. Bir. Heh. İkincisi, ya size soruyorum Didem Hanım. Evet. Kapın
bir arkadaşınız var iş yerinden ya da başka bir yerden. O kız hasta, kabul edemiyor. O kızı siz alıp hastaneye götürür müsünüz, götürmez misiniz? Ben size onu soruyorum. Bir. İkincisi... Bir dakika, bir dakika. Adım adım gidelim. Çocuk dayak yemiş, kemikleri falan. Yok, kırık yok. Diyor. Yurtta o. Raporları var. Hayır. Yurtta dayak kemikleri yemiş. Kemikleri kırık değil. Yalan. Koronadan çıktı. Yalan atmasın. Daha dün akşama kadar Show TV'ye çıkana kadar Show TV lafını duymayana kadar ben arkandayım abla dedi. Show TV'yi duydu, kıvırdı, attığı mesajlar önünüzde. Dinledim ana. Evet evet. Bakın. Bir dakika, kemikleri bu çocuğu ki. Ne zaman olmuş, bu olay ne zaman oldu peki Gülşah? Yurttan bana teslim edilirken. Annesi dedim Didem Arslan'a çıkacakmış, gazeteciler dedim buraya gelecekmiş de. Eşim bana dediği tek şey şu oldu. O gazeteciler gelir seni de boşarım dedi, evden atarım dedi. Ben dört çocuğumla nereye gideceğim? Neye boşayacak hani canım, ben bu erkeklerin de boşarım yani. Bütün silahı da evlilik şeyi. Peki bir şey sorabilir miyim çocuğa... Demet Hanım? Sonuçta o çocuğun nerede olduğunu en son görenlerden biri sen misin Gülşah'cığım? Ben şunu anlamadım. Şunu söyler misin bana, çocuk yani vücudunu kemik mi kırık dedi. Bu ne zaman olmuş bu olay? Ne zaman gerçekleşmiş? Çarşamba günü. Daha yeni yani. Günü. Yok yalan. Yeni daha raporlar önünüzde. Bakın. Raporlar önünüzde. Ay, yurtta mı kalıyordu o sırada, anneanneyle mi kalıyordu? Hayır, anneannede. Anneannede almıştım. O zaman Didem Hanım size şunu soruyorum. Soğan Hanım ilk anası dışarı attığında o çocuk nasıl yurda gittiğini, ilk başta nasıl gittiğini anasına onu sorun. İkincisi anasının dostu Tuğla'yı nasıl taciz ettiğini ona versin. Bir. İkincisi Tuğla'nın yerini kesinlikle bilmiyor. Bilsem kendi elimle çıkartıp getirip dikeceğim karakola ya da sizin karşınıza. Ben bunu anasına da dedim. Şimdi annesine soracağım bu taciz iddialarını da. Ama şunu merak ediyorum. Siz oradakilere, mahalledekilere benim kızım, benim beşinci evladım, beşinci kızım diye kızı tanıttınız mı? Ne yapabilirdim Didem Hanım? Olayın içini millete niye anlatmak zor? Ben bunu kendine dedim. En doğrusunu yapmışım dedi. Niye inkar peki sizin ediyorum? Sizin evinizde ne kadar kaldı? Benim evimde bir ay bir kaldı. Bu evet. En son geldiğinde de cuma günü geldi. Evet. Çarşamba günü gitti işte, arada ne şimdi kadar Gülşah'cığım, oluyor? Şimdi bak Gülşah'cığım, o kızı sen doğurmamışsın. Diyelim ki annesi kemiklerini kırmış ya da işte cinsel istismarda bulunmuş sevgilisi. Hepsini evet. Soracağım. Ama ben şimdi seninle konuşuyorum, ona gerekeni soracağım. Sen emniyet değilsin. Aile Bakanlığı değilsin. Çocuk esirgeme değilsin. Al çocuğu elinden git de ki annesi bunu yapmış şikayetçi diye. Niye götürmedin emniyete? Götürme dedi. Tuana dedi abla beni götürme. Onun öyle bir şey deme şansı yok. Ama suç benim yanımda değil. Bak Gülşah, iyi niyetle davranmış olabilirsin. Senin iyi niyetle davrandığını varsayıyorum. Ama yaptığın çok büyük hata. Peki size soruyorum, hataysa amcası geldi, anası geldi, benim bir hatam vardı, kolundan tuta götüreyim kızını o zaman ya. Ne dedi anlamadım, bir daha söyle. Ben hiçbir şey anlamadım amcası. Bağırmadan konuşursan anlayacağım Gülşah. Ha. Bak madem benim yaptığım hataydı Didem Hanım. Evet. Madem anası buraya doğum günü kutlamaya geldi benim evime kızının. O gün alıp götüreydi o zaman. Hayır. Yalan atmasın. Doğum günü kutlamaya gitmişsin. Yalan atmasın. Benim kızımın koronası çıktı o gün, doğum günüydü de. Ben doğum günü pastasını, bu şahıs dedi ki abla benim çocuklarımın ikisinin de doğum günü, Tuana'ya almadan dedi üçünün doğum günü yapalım, ben pasta siparişini verdim dedi. Şimdi orası korona olduğu için kızı çıkartmak istemiyorsun. Çıkartamıyorum. Çıkartsam zaten İstanbul'u mu alacağım yani yanıma? Yani şu anda çocuk Covid çocuk olduğu için. Çocuk benim yanımda değil, dur, nasıl tamam, kemik kırılıyor? Tamam Gülşah, Covid olduğu için çocuk, dolayısıyla onu oradan çıkartamayacağım için mecburen pastayı getirdim diyor Gülşah. Didem Hanım. Evet. Didem Hanım. Tuana, Sağlık Bakanlığı'nda arayın. Tuana'nın testi negatif çıktı. Yalan söylemesi. Yalan söylemesin bana. Testi negatif. Kız Covid olmadı mı peki? Tuana Covid miydi? Covid belirtisi vardı. Kızım orada. Arkada sesini duyun. Sesini kızım gel. Orada. Kızım ne, orada. Arkada ses var. O zaman emniyete ihbar. Kızım orada. Kızım orada. Kızımın sesini tanıyorum ben. Mırk yapsa tanıyorum ben. Bir ses geliyor ama. Kızım orada. Gülşah yanında mı senin şu anda? En son bana polis memuru mesaj attı, onu da gösterdim. Bir kadından akşam benim kızım genç bir kadınla genç bir adamla Gülşah'cığım kaça içiyorlar. Gülşah'cığım şu an yanında mı Tuana? Gelin. Ben arkadaşlarım kahve içmeye geldim. Televizyonum bozuk olduğu için sizi izlemeye buraya geldim. Yalan. Şu kadar büyük televizyonu var evinde, yalan. Televizyonu var. Evet, kocaman ekran var. Televizyonu patlattı.
Tüh, ne hikmetse televizyon günü çıkacak gün patlamış o televizyonda. Ulvi, bak benim canımı sıkma, programdasın. Seni bak kaldır. Kızı evlendirmek için aradığını bunu hepimiz de biliyoruz. Ha, kızı evlendirmek abi, istiyorlar. Öyle mi? Yerini kim bilsen, istiyormuş evlendirmek? Ben öyle diyorum. Bak, ben evlendirmek istiyormuş. Didem Hanım, bir dakika. Tuana'nın yerini bilsem alıp ben Tuana'yı alıp ya karakola götürürüm. Şimdi programa da döküldüğü için olan arar sizi bildiririm. Peki, Tuana'nın yerini benim de hiç çözüm var ya. Gülşah'cığım sen Tuana'yı Çerkezköy'deki bir benzin istasyonuna bırakmışsın. Benzin istasyonunun karşısına bıraktım. Beylikdüzü arabası buradan ne zaman geçiyor diye bıraktım. Ne zaman? Ben de bilmiyorum. Ne zaman bıraktın? Ne zaman bıraktın? Çarşamba günü akşam saat 7-7.30 civarı. Kaç çarşamba, perşembe? 6 gün önce falan. 6 gün önce bırakmışsın. Peki bir şey söyleyeceğim. Çarşamba kimle evlendirmek istiyorlarmış Tuana'yı? Ona sorun. Bulgar'dan bir akrabalar var. Onunla evlendirmek istiyordu o çocuğu. Evlendirme var mı fikri çocuğu? Evlendirme. Yengem arada şakayla takılıyor. Instagram'dan arıyor beni amcamın karısı. Ha. Bizde zaten akraba evliliği diye bir şey geçmiyor. Tuana diyor biraz daha bir diyor seni ben gelin alacağım kimseye vermeyeceğim. Ben de diyorum ki yenge tamam eşit olsun alırsın. Bu mu evlendirmek? Peki şaka mı bu? Şaka. Bizde böyle şaka olur mu? Bizde evlilik geçmiyor zaten. Hayır böyle şaka olur mu? Bak işte çocuk etkilenmiş demek ki. Ama akraba evliliği olmaz bizde diyor. Nesi bizde o? Hiç olmaz. O biliyor zaten. Kızım biliyor zaten. Benim kızım zaten bize akraba evliliği olsa hocam benim dayımın çocuklarına da bir arada amcamın çocuklarına da bir arada bizde zaten akraba hayır, evliliği anladım. Yok. Anladım. Sen espri yapıyorsun da çocuk bunu farklı algılıyor. Anlıyor. O da gülüyor. Anlıyor biliyor. Çünkü akraba evliliği bizde geçmiyor. Gülşah bir şey söyleyeceğim. Bak çocuğu Çerkezköy civarında kızı Çerkezköy civarında görenler var. Sen de Çerkezköy'de oturuyorsun değil mi? Ya Didem Hanım gelsin. Gelin polis mi gönder, kimi gönderiyorsanız görün. Ben şu anda arkadaştayım, benim televizyon... Ben... Hani bana iftira atıyorsun ya, bak benim alnım açık. Şimdi buraya 25 milyon bağlanacak. Ama senin de eş... Sen bana söyledin. Ben 4 yaşından beri görümceğimi bakın... Sen sattın. Bir dakika, o kelimeye bastınız Didem mı? Hanım. Ha. Didem Hanım sesim geliyor mu? Bir dakika şunu söylüyor. Görümcesinin. Evet. Görümce evet, değil mi? Anladım. Bir dakika ben söyleyeyim. Anladım. İzleyiciler anlamadı. Basıldığı için anlamadı. Senin görümcenin kendisini pazarladığını söylüyor. Şimdi Didem Hanım benim iki tane görümcem var. Biri Mersin'de, biri İstanbul'da. Benim üçüncü bir görümcem yok. Benim yanımda 4 yaşından beri kalan bir görümcem de yok. Yalan söylemesin bana. İş patlasın. Getirsin, gidin nüfus müdürlüğüne nereye gidiyorsanız gidin. Yani bir şunu bir dakika, dur bir dakika Gülşah, şunu mu ima edeyim, açık açık sorayım, senin kızını alıp pazarlayacaklar mı? Evet, şüpheleniyorum. Aa. Çünkü orada ben kızımın korona rezalet olduğunu, hani bana diyorlar ya korona değil. Ben telefon dökümlerimi çıkartabilirim yarın. Onunla konuşurken abla Tuana korona, şeyden aradılar bizi, bilmem nereden aradılar. Bir saat sonra gelecekler, iki saat sonra gelecekler. Benim kuzum onun evinde koronadan fenalaşıyor. Ben onu Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, o zaman korona değilse niye korona ekibi benim kızımı ambulansa kaldırıyor onun evinden hastaneye? Korona olmayan bir insanı nasıl kaldırıyor? Araştırın Çerkezköy'e bakayım. Tamam Gülşah Hanım, şu koronaya geçelim de ben şunu merak ediyorum. Şimdi siz topu topu evet, iki aydır tanıdığınız bir genç kızı bazı sorunlar evet, yaşadığını anlatmış, ailesiyle sıkıntılar yaşamış, evet, işte yurda gitmiş vesaire vesaire. Yani bu kadar iyilik sever misiniz? Bir insana bu kadar sahip çıkıyorsunuz. Sahip çıkmanızın nedeni o kızın bu kadar çok güzel olması mı? Güzel olup acaba ondan onu bir ne olarak kullanmak istiyor olabilir? Yani ondan nemalanmak mı istediniz? Niye? Niye yani? Didem Hanım. He canım. Bakın. Bakın size şunu. Ben mi anlatamıyorum? Anlamıyorum. Bir dakika ses gitti. Bir daha söyle. Gülşah. Geliyor mu ses? Ha geliyor. Söyle canım. Yine gitti ses. Şu sesi siz ayarlarken Tuana'nın görüntülerinde bir daha girelim. Aslıcığım bir daha girelim. Bir daha gösterelim çocuğu. Gelsin ekranlara. Bir ses ayarlayın. Gözlerime. Giderim alışım gitmelere,
halından. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gitsin. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Herkesi sevgiye doydurdun, bir beni sevemedin neden? Yoksa büyük mü geldi canım söyle, sevgim sana bir beden. Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada. Ondan böyle olsa olsa seninle. Merhaba merhaba, merhaba merhaba. Ne kadar şimdi az önce ben o görüntüleri bir daha izleyicilere göstermek istedim. Çünkü görenler, duyanlar bir kez daha bizi arasınlar diye. Bana da çok ihbarlar geldi. Hatta en son ihbarı arabadayken beni alan bayan arkadaşınız konuştu. Şu anda ihbarlar gelmeye devam ediyor zaten. O bayan arkadaşınız konuştu. Hepsini değerlendiriyoruz ama sen şunu söyledin. O görümceyi, işte evet, aynı zamanda kendisini pazarlayan görümceyi, evet, Gülşah'ın evinde görmüşsün. Evet, gördüm. Hatta sizin yanınıza geldim. Teyzemle beraber gitti kızımın korona diye. Çünkü ben Gülşah'ın evini bilmiyordum. Ben konumla gittim. Hı hı. Ben konumla gittim. Hatta gittiğimde kızım korona diyor. Kadını tanımıyorum. Kızımı da çıkartamıyorum. Ne yapmam lazım Didem Hanım benim bir anne olmak için? Gittim evine 400 milyonluk alışveriş yaptım. Eline de 100 milyon para verdim. Ne gerekiyorsa dedim yine göndereceğim. Kızım koronalıyken ekmek parası yokmuş. Kartlarda çıkar. Kartına kızım 20 milyon anne burada açız dedi. 20 milyon değil 50 milyon yatırdım. Hepsi bankalarda çıkacak. Kızını pazarlayacaklar. Bütün ben ondan şüpheleniyorum. Gülşah... Madem görümcem benim 4 yaşından beri bana kendi anlattı. Tamam. Ben onun sülalesini bilmiyorum ki. Gülşah attı mısın? Ses problemi halloldu mu? Alo Gülşah. Gülşah duyuyor musun beni? Alo. Bir konuşsanıza Gülşah'la arkadaşlar. Yani benim şu kafamı karıştırıyor ve rahatsız ediyor. Yani kardeşim sen bu kızları annesi var, babası var, devlet var. Sen hangi kimsin? İki aydır tanıyorsun. İki aydır tanıdığım bir ismi. Demet, madem böyle bir çaresiz. Didem Hanım kusura bakmayın. Rica ederim. Yok rica ederim. Benim yanımda değil kızım. Nasıl ben kemiklerini kırıyorum? Anneannesinin yanında. Bağlanın anneannesine konuşsun. Anneanne en son dövmüş olabilir mi peki? Senin haberin yok. Şeyde dayak yedi. Ona da bağlanabilirsiniz. Yurtta Büyükçekmece'den devlet hastanesinden bana teslim edildi. 4 kaburga kemik. Kim yurtta kırıyor çocuğun şeyini ya? Yurtta kızım dayak yedi yurtta. Kim yapıyor onu? Yurttaki çocuklar bir arada birlik oluyorlar. Onu 20-25 kişi üstüne çullanıyor. 4 kere dayak yiyor. Bana yurttan haber geliyor. Büyükçekmece hastanesine kayıtları var. Araştırabilirsiniz. Orada 4 kemik kaburga kemiği, hatta raporlar da elinizde zaten. Şimdi Gülşah Hanım telefonu kapatmış ama... Yani dolayısıyla şu anda... Yeni raporlar elinde, onun eski olduğuna raporlar elinizde. Yani Gülşah Hanım niye bu kadar çok panik oldu? Görümcesi gerçekten orada mı? Görümcesi kendi vücudunu pazarlıyor mu? Bu çocuğu bir sermaye olarak mı kullanacaklardı? Hatta benim teyzemin yüzünü göstermeden ona sorun. Bak yanımda yine geldim. Sizin programınıza da ben onunla geldim. Koronayken kızım ben onunla gittim evine. Alışverişini onunla yaptım. 2-3 kere kızımı dolaşmaya onunla gittim. Ya ben de şunu anlamıyorum. Çocuk korona olsa bile maskesini takıp o çocuğu oradan çıkarmalıydın. Çıkartamadım. Ya. Hatta ben buranın mahalle muhtarına da bağlandım. No, ben maskeyi takardım ne bileyim bir şekilde o çocuğu oradan çıkartırdım yani. Maalesef şartlar buna engel. Evet, galiba öyle. Hastane şey bana izin vermedi. İzin verseydi ben dolaşımları yasak. Ne hastaneye gidiyorlar ya? Hastaneye götüreceğim de çıkartırdım oradan. Ambulansta o koronalı ekipler var ya. Koronalı ekipler kızımı aldı. Ambulans hani koronalı değil ya. Koronalı olmayan bir kize tam dışarıda ambulans nasıl geliyor kızıma? Giyimlilerde hastaneye kaldırıyorlar kızımı. Ay ne olur dikkat edin. Korona şu sıralarda inanılmaz. Hele İstanbul. İstanbul var ya çok fena durumdayız yani. Allah aşkına ne olur lütfen dikkat edin kendinize. Bir araya gidelim sonra tekrar beraberiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47.
Evet, annesi Ulvi Hanım diyor ki benim kızım şu anda Gülşah'ın yanında ve dolayısıyla kızımı pazarlayacaklar. Evet. Ondan çok korkuyorum. Evet. Teyzeden bahsetmiştiniz. Gönül Hanım'la beraber gitmişsiniz. Evet. O sırada o da Görümce'yi orada görmüş. Evet. Gönül Hanım da bildiklerini anlatacak ama yarın devam edeceğiz. Yarın daha detaylı konuşacağız. Tamam. Ama ben yine sevgili izleyiciler ihbarlarınızı bekliyorum. Hep birlikte Tuana'yı inşallah bulacağız. Ailesiyle buluşturacağız. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.